Herkese esenlikler. Değerli insanlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir canlı yayında daha birlikteyiz. Önce ses ve görüntü kaydını bir alayım sizlerden arkadaşlar. Görüntü ve ses okeyse konuşmaya devam edelim değerli insanlar. Evet. Bir teyit alayım arkadaşlar. Ses yankılı. Yok ya. Geri duralım bakalım. Okey mi? İyi. Canat'a iyi diyorsa Canat'a itimatım sonsuz. Şimdi değerli insanlar. Bizler yıllardır dinleri eleştiriyoruz. Ağırlıklı olarak da İslam dinini, yani dolayısıyla Kur'an'ı eleştiriyoruz. Eleştirirken bizler ayrım yapmıyoruz. Yani Kur'an'ı eleştirirken hadislere de bakıyoruz, İslam tarihine de bakıyoruz, peygamberin hayatına da bakıyoruz ve hepsini harmanlıyoruz. Neden? Çünkü eğer bu bir din ise ve bunun bir peygamberi var ise bunun bir yaşam biçimi olmalı diyoruz ve oraya gidiyoruz. Onunla birlikte Kur'an'ı, hadisleri, İslam tarihini ve peygamberin hayatını ne yapıyoruz? Harmanlıyoruz. Şimdi İslam dünyasına baktığımızda İslam dünyasında da çok çeşitli görüşleri olanlar var. Yani mezhepleri falan bir tarafa ayırırsak o da sadece Kur'an diyen. Yani Kur'an'dan başka ben bir şey tanımam kardeşim. Bu dinin kaynağı, birinci kaynağı Kur'an'dır ve diğerleri rivayettir. Güvenilmez derler. Bir kısmı diyor ki arkadaş hem Kur'an hem hadis. Sünnetsiz, hadissiz Kur'an anlaşılmaz. Sadece Kur'an diyenler dinden çıkar diyorlar. Bir kısmı hadislerin bir kısmını eleriz. Ele kalır, eleriz. Hatta ayetleri bile eleriz diyorlar. Kalburun üzerinde kalanları da yorumlarız, günümüze uyarlarız ve dolayısıyla bu şekilde bir şey ortaya çıkar diyorlar. Onun için tartışacağımız arkadaşlar, ilahiyatçılar ya da bu dini savunan Kur'an Tanrı sözüdür diye iman eden arkadaşlara soruyoruz. Yani nasıl tartışacağız sizinle? Onlar da diyorlar işte bir kısmı diyor ki hem hadis hem Kur'an değişmez. Bir kısmı diyor ki sadece Kur'an kardeşim, Kur'an ayetler diyor. Ahmet kardeşimiz de Kur'an diyenlerden. Yani illaki Kur'an, kaynak Kur'an diyor. Ve kendisi hakkımızda video atmış, yapmış, daha doğrusu eleştirmiş bizi. Takipçi arkadaşlar geldiler, söylediler. Böyle bir arkadaş var, senin hakkında video yapıldı. Gittim, sayfasına girdim. Bir de tartışmak için söylemiş de ben tartışabilirim diye. Ben de sayfasına da girdim, yazdım unutmuyorsam. Arkadaşlara da söyledim, tamam tartışabiliriz. Videoları izlediğimde uslup olarak olgun gördüm. Ve tartışmayı kabul ettim. Bir gün belirledik. Fakat kendisinin zamanı olmadı. İşi çıktı. Daha sonra benim yolculuğum falan derken bugüne kaldı. Şimdi ben arkadaşı önce ekranı alayım. Bekletmeyeyim orada. Ahmet kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk Yakup kardeşim. Öncelikle ufak bir düzeltme yapayım. Benim işin çıktığını falan söylememiştim. Sen mazeret beyan etmiştin. Şimdi devam edebilirsin. Hayır dedin ya bir hemen ben mazeret iki gün hemen dedim yapabiliriz. Sen de dedin bir toplantım mı var dedim. Bir yere mi gideceğim? Bir haftalık iki haftalık bir zaman. Neyse önemli değil yani. Sözleştiğimiz zamanı evet, öylecik öyleyle bugüne sarktı yayın. Yani şey olmadı öyle bilerek yapmadık. Zamanımız olmadı ve şey oldu. Kıtmet bugüneymiş. Hayırlı evet. Olsun inşallah. Şimdi değerli insanlar, chat'teki arkadaşlar ve moderatör arkadaşlar, sizden rica ediyorum. Şimdi Ahmet arkadaşımız, misafirimiz bugün geldi, bize anlatacak.
iman ettiği Kur'an'ı kendi görüş açısından anlatacak. Yayından önce kendisiyle görüştüm, sordum. Bu konudaki eğitimin falan nedir deyince kendi çabalarımla dedi. Meal, Kur'an mealini yaptığını duymuştum, onu sordum. Dedi çıkıyor, yaptım dedi. Arapçaya hakim misin diye sordum. Söyledi, Kur'an'ı meal edecek kadar hakimim dedi. Bunlar böyle kendisi hakkındaki bilgimiz. Kendisini zaten anlatacak biraz sonra. Yalnız burada ricam şu. Bizlerde, bizim avuçlarda şöyle bir şey vardır. Yün yataklar olur. Yukarıya koyarlar, misafir için bekler. Onu da hiç kimse yatmaz. Yani aileden kimse yatmaz. Çift çift yatarlar, o yatakta yine yatmazlar. Misafire sererler o yatağı. Yemeklerin en iyisini verirler. En güzel yere oturtturlar sofrada. Yani misafire öyle davranılır. Lütfen öyle bir şey bekliyorum sizden. Hatalı, rencide edici, küfür, bilhassa küfür ve aşağılayıcı kelimelerden vazgeçin, kullanmayın lütfen. Şimdi burada, burası Kırkpınar değil, yani birbirimizi güreşip çıkmak için de çıkmadık buraya. Yapacağımız şey, kendisi argümanlarını ortaya koyacak, biz de niçin inanmıyoruz bunları konuşacağız. Daha ileride kısım kısım, öyle Kur'an 2 saatte, 1,5 saatte tartışılıp oldu bitti olmaz. Her bir sürü konu var içerisinde. O konuları tek tek konuşacağız kanalımızda. Ayda bir sefer mi olur, 2 sefer mi olur, o kendisine bağlı artık. Ya da haftada her günde olabilir, haftada bir günde olabilir. Bunu konu konu tartışacağız ileride. Onun için arkadaşlardan ricam, chatlerde, yorumlarda dikkatli davranmanızı rica ediyorum. Evet, Ahmet Bey, tekrar hoş geldin kardeşim. Şimdi ben şu soruyu soracağım sana ve mikrofonu bırakacağım. Neden Kur'an'a iman ettin? Ne oldu da Kur'an ayetlerinin doğaüstü bir güç tarafından yazıldığını ya da yazdırıldığını anladın? Bize kendinizden bahsettikten sonra izleyicilerimiz tanısınlar sizi. Daha sonra neden iman ettiniz bize açıklayın. Buyur, mikrofon sizin kardeşim. Şimdi yaklaşık 30 yıldır Kur'an üzerine çalışmalar yapıyorum ben. Kur'an'ın kavramlarını, dilini az çok biliyorum. Şimdi getirilen eleştirileri de az çok görüyoruz. Yani kör değiliz. Yapılan eleştiriler zaten ortada. Birkaç tane sitenin ağırlıklı paylaştığı yorumlar var. Bunu da birçok arkadaş alıyor, copy paste yoluyla paylaşıyor. Birçok insanın Kur'an'la alakalı eleştirilerini gördüğümde orada bir derinlik maalesef göremiyorum. İyi bir inceleme, önüne arkasına bakma, bağlamına, yani konu bağlamına bakma diye bir şey yok. Sadece sığ tartışmalar dönüyor. Şu an bizim yapmaya çalışacağımız şey bence güzel bir başlangıç. Bu tür tartışmaların bence çoğalması lazım. Hakikatin ortaya çıkması için mutlaka konu içi tartışmalar geliştiricidir. Bu yüzden bu tartışmaları önemsiyorum. Ve sizin de yaptığınız gibi, siz nasıl diğer düşüncelerle olan insanları tartışmaya çağırıyorsanız, ben de kendi kanalımda tartışmaya çağırıyorum ama genellikle insanlar kaçmayı tercih ediyor. Şimdi konu açısından bakarsak, Kur'an dediğiniz gibi öyle kısa sürede tartışılacak bir kitap değil. Ama ben burada kısa, böyle hani bir takım şeyler paylaşacağım. İzlenim vermek için. İnsanlar bu konuda fikirleri olsun. Çünkü Kur'an herhangi bir kitap değil. İçerisinde bir sürü şey barındırıyor. Hem felsefi açıdan ikna edici deliller, hem de gerek matematiksel deliller birçok yönüyle insanları etkiliyor. Tabii etkilenmeyen insanlar var. Şimdi sorun şu ki, insanlar elbette bir takım seçimler yaparlar. Ben bunu birçok videomda da vurguladım. Yani bilim adamlarının genellikle ateist olduğu düşünülür. Ama ateist eden bilim değildir. Çünkü bilim insanı olan birçok teist insan da vardır. İnsanlar seçim yapar. Öğrendikten sonra burada bir seçim yaparlar. Bunun bilimle falan bir ilgisi yoktur. Veya okudukları şeylerle de çok bir alakası olmayabilir. Ama insanlar genellikle seçimler yaparlar. Burada da bu videoyu dinledikten sonra elbette insanlar bir takım seçimler yapacaklar. Bu seçimler doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Ama ilk önce ben bu verileri paylaşacağım. İnsanlara tavsiyem şu, hemen videonun girişinde. Vakit ayırıp lütfen araştırın.
Yani bu çok önemli. Çünkü araştırmadığınız, incelemediğiniz, yüzeysel olarak bildiğiniz bir veriyi eleştirmek kolaydır ama insafsızcadır. Özellikle bu Kur'an gibi, ahiret gibi önemli bir konudan bahsediyorsa, eğer bu kitap Allah'tan da gelmişse bu kişi açısından büyük bir kayba yol açacaktır. Yani bu kitabı okuyan insanların tamamı aptal değil. Bunu kafanıza yazmanız lazım. Bir kısmı düşünen, araştıran, sizin gibi konuya hassasiyet gösteren, gerek bir kısmen eleştiren, gerek tamamen katılan vesaire birçok düşünce olabilir. Ama burada şu an bizi dinleyen arkadaşlara tavsiyem, konuları mutlaka detaylı bir şekilde kendiniz araştırın. Duyduğunuz şeyleri hemen kabul veya red etmeyin. Bu kimden olursa olsun. Ben izninle verileri paylaşacağım burada. Bir saniye. Şimdi okuyan arkadaşlar, verileri okuyan arkadaşlar ya da Kur'an'ı okuyan arkadaşlar araştırsınlar dediniz. Nereden araştıracaklar? Kur'an ayetlerini nereden araştıracaklar? Kur'an ayetlerini kendileri direkt mealden okuyabilir. Ben şöyle göstereyim. Örneğin bu konularda yazılmış kitaplar var. Örneğin Kur'an hiç tükenmeyen mucize. Bu kitabı bir okusunlar. Kim yazmış? Bir saniye. Şimdi sağlam gidelim Ahmet Bey. Kur'an araştırmaları... Kur'an yetersiz mi ki onu okusunlar yani? Yok, bu yetersizlikten kaynaklanmıyor. Şu an benim burada konuşmam Kur'an'ın yetersizliğinden kaynaklanmadığı gibi sizinle şimdi tartışma yapıyoruz. Bu tartışmayı da benim kitaba aktarmam veya kitap yazmam Kur'an'ın yetersizliğinden kaynaklanmaz. Ha, bu sizin kitabınız. Kitaplarda... Bu sizin kitabınız yani. Bu benim arkadaşlarımın kitabı. Bir grubun yazdığı bir kitap. Birçok kişi... Hayır, şu bana uymuyor yani. Şu uymuyor. Şöyle... Kur'an'ı okuyun diyorsunuz, ondan sonra da araştırın. Nereden araştıralım? Bir kitap tavsiye ediyorsunuz. Yani bu olmuyor o zaman, biliyor musunuz? Yo, olur. Şöyle düşünebilirsiniz. Siz şimdi örneğin birçok video çekiyorsunuz değil mi? Niye evet. Çekme gereği hissediyorsunuz? Ben İnsanları aydınlatmak için. Bunun için kitap da yazabilirsiniz, doğru mu? Evet, doğru. Yazdım. Dolayısıyla buradaki kitabın yazılma gayesi budur. Yoksa oradaki açık olup olmaması değil. Bir takım bilgilerin bir araya getirilmesi, insanın işinin kolaylaştırılması, okuyanın işinin kolaylaştırılması. Yoksa kişi gerekli emeği harcayıp kendisi de bunları görebilir. Tabii bilgi paylaşımı açısından kitap yazmak önemli. Şimdi ben hemen konuma... Kitap yazmaya karşı değilim. Kitap yazmaya karşı değilim. Yani Kur'an yetmiyor mu? Okuduğumuz zaman anlayamıyor muyuz yani? Başka birini okumak zorunda mıyız? Kur'an yeterliliğiyle alakalı bir şey değil. Kur'an'ın içerisinden bir takım hikmetli... Yeterli diyorsunuz. Yani Kur'an okuduğumuz zaman anlarız. Tabii dini anlarsınız. Tamam. Orada tamam, şey karıştırmamak. Bunu soruyorum. Anlarız yani. Tabii kesinlikle. Evet. Eğer dini öğrenmek istiyorsanız anlarsınız. Bu size dininizi öğretmiyor. Kur'an'ın içerisindeki bir takım matematiksel yapıları özetleyen bir kitap ve harika bir kitap. Herkese bunu bir kez baştan sona okumayı öneriyorum. Net sorayım. Daha net sorayım da ileride şey olmasın. Şimdi diyorum ki biz ayetleri okuduğumuz zaman, Türkçe mealini okuduğumuz zaman, yani bazılar diyorlar ya mealden anlaşılmaz. Kardeşim Kur'an'ı anlayamazsın, kafir olursun şimdi diyor. Yani benim verdiğim slide ekrana verirseniz bunu vereceğim şimdi. Vereceğim. Şimdi kafir olursunuz, bunu Kur'an'dan veremezsiniz. Meyalden anlayamazsınız diyorlar. Siz de diyorsunuz ki anlaşılır diyorsunuz. Ben yani sabitlemek istiyorum görüşünüzü. Yok, ben de sizin anlamanız için bunu ekrana verin. O zaman göreceksiniz. Bunu mesela mealde göremezsiniz. Bunu bu kitapta görebilirsiniz. Olmadı şimdi. Hadi neyse, devam et. Açın bakın, göreceksiniz. Tamam. Şimdi buradaki veri şu. Kur'an'da geçen sayılar bu. Tam 30 tane. Bu sayıların toplamını topladığınızda 19'un tam katı çıkıyor. Bu sadece bir giriş açısından, yani bilgilendirme açısından veriyorum. Yani Kur'an'da öyle bir sayılar kullanılıyor ki bu sayıları alt alta derlediğinizde 19'un tam katı çıkıyor. Şimdi Kur'an'da şöyle özellikler de var. Örneğin Nuh'un yaşını söylerken Kur'an 1050 eksik der. Yani burada 1050 yapıyor. Eğer direkt 950 deseydi bu yapı burada tutmayacaktı. Şimdi bunu alıp derleyip bir kitaba yazmak Kur'an'ın yeterliliğiyle alakalı bir konu değil. Dolayısıyla bu kitaptan öğreneceği şeyler buradaki bu gösterdiğim gibi bilgiler. Şimdi bu bilgileri direkt okuyan birisi göremez. Ama bunu araştıran, üzerinde kafa yoran birisi bunu oradan görebilir. Sadece bu değil. Ben hemen şimdi diğer konulara da geçmek istiyorum. Hani kısır tartışmalar aramızda olmasın. Şimdi amaç burada hakikati ortaya çıkartmak. Sizin de benim de şimdi tartışmaları yaparken siz hani burada Kur'an uydurma bir kitap derken kendi kanaatinizi ortaya koyuyorsunuz. Haklı da olabilirsiniz, haksız da. Buradaki amacınızın samimi olması gerektiğini düşünüyorum. Öyle bir hüsnü zannım var. Biz de burada samimi bir şekilde hani Kur'an'ın Allah'tan gelen
bir kitap olduğunu anlatmaya çalışacağız. Artık burada dinleyen kişilerin takdirine bırakacağız. Şimdi burada Yakup kardeşim, bakın dünyada dünya ve ahiret kelimeleri Kur'an'da tam tamına 115 keser eşit şekilde geçer. Yani iki kelime eşit şekilde kullanılır. Yalnızca bu değil. Adem ve İsa kelimesi. Bu kelimeler mesela Kur'an'da benzetme açısından da kullanılır. Yani sadece geçiş adetleri değil, kullanılırken de bakın ayeti orada görüyorsunuz. Şüphesiz ki Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir der. Ve burada bir benzerlik de kurur. Aynı zamanda kelimeler de eşit şekilde kullanılmıştır. Bu Abdurrezzak Neyfel tarafından 1970'li yıllarda bulunmuş Kur'an'daki bir içeriktir. Daha önce hiç kimse tarafından bilinmiyordu bu. Melek ve şeytan kelimeleri 88 kez eşit şekilde geçer. Adalet ve zulüm kelimesi, kıst kelimesi ve zulüm kelimesi eşit. Yine 15'er kez geçer. Burada ayet meallerini görüyorsunuz. Şimdi günler kelimesi bir ayın gün sayısı kadar ortalamada dünya hukuk literatüründe 30 olarak kabul edilir. 30 kez geçer çoğul olarak. Bir ay kelimesi, şehir kelimesi Kur'an'da 12 kez geçer. Ve bunun bir takım 365 gün, az sonra onu da ben burada paylaşacağım, orada da söyleyeceğim. Bunda ilginç bir özellik de var. Deve dediler. Kur'an'ı okurken görmüşsünüzdür mesela. De diye bir ifade vardır. Emir, bir de dediler. Diğer tarafın dediği şeyler aktarılır. Şimdi burada 332'şer kez eşit şekilde geçiyor. Şimdi bir kitap düşünün ki Allah'tan geliyor. Birçok insan buna inanmıyor. Ama bu kitap içerisindeki birçok şey, kompozisyon, ilginç bir şekilde matematiksel özellikler gösteriyor. Elçilik ve insanlık 368'er kez geçiyor. Bir insanı oluşturan tüm parçalar insan adedi kadar geçiyor. Burada bakın insan 65 kez geçiyor. İnsanı oluşturan parçalar üst üste toplandığında alt alta 65 kez. Yine eşit şekilde bir veri veriyor. Yani insan oluşturan tüm parçalar ve insan. Şimdi bu da ilginç bir veri. Bunlar yine söylediğim gibi 19'dan bağımsız. Tikel veriler. Ay, kamer. Biliyorsunuz aya gidişle alakalı bir takım şeyler var, tartışmalar var piyasada. Şimdi burada aya gidiliş tarihiyle alakalı bir veri var. Örneğin, şöyle, şunu bir dakika tutturayım ben. Şimdi burada 1389 sayısını görüyorsunuz. Bu ayın aya gidiliş tarihi. Hicri olarak aya gidiliş tarihi. Kur'an'ın 1389 tane ayet var. Şak-ı Kamer, o 54. surenin 1. ayetinden sonra Kur'an'ın sonuna kadar. Bunu bir ilginç veri olarak paylaşıyorum. 1389 adet ayet var. Yani ayın yarılmasından bahseden ayetin, ayın aya gidilmesi tarihini hicri olarak vermesi ve o ayetten sonra hicri yılı kadar ayet sayısı olması, sadece bu değil tabii. Bir de şöyle ilginç bir veri var. Burada da bakın NASA'dan alınmış bu fotoğrafı sizinle paylaşıyorum. 54. dakika 1. saniyede o araç oradan ayrılıyor. Şimdi bunların hepsine tesadüf diyebilirsiniz. Sorun değil çünkü çok fazla verimiz var. Hepsine tesadüf, tesadüf, tesadüf demek zorunda kalacak birçok insan diyebilir. Sorun değil. Şimdi burada huruf-u mukattalar mesela. Biliyorsunuz değil mi Yakup Bey? Huruf-u mukattaları. Evet, evet. Surelerin başlarında bulunur. 14 tane toplam harften oluşur. Burada verdim onları. Bakın, Latin harfleriyle de verdim. İranlı Esed Hüseyini tarafından keşfedildi bu. Dünyada bu arada 19 sistemini inceleyen sadece Türkiye değil. Dünyanın her yerinde, İsveç'te, ne bileyim, Balkan ülkelerinde, İran'da, İngiltere'de, Amerika'da birçok insan bu sistemi inceliyor. 114 ayette bir arada bulunuyor bu huruf-u mukattalar. Yani 14 harf, az sonra görselini de vereceğim anlaşılır olsun diye. Aynı anda 114 tane ayette. Bu veriyi tek tek elimle kontrol ettim. Nüshada burada, şurada. Yani doğruluğunu yanlışlığını burada kontrol de ettim ben. Verdiğim verilerin hepsini tek tek kontrol ettim. Şimdi burada bakın. Şimdi
ileriki slaytlara gireceğiz. Şimdi Kur'an'da bakın Bakara suresi 118'de Allah bizimle konuşmalı veya bize bir ayet mucize gelmeli değil miydi dediler. Daha öncekiler onlar gibi konuşmuşlardı. Kafaları birbirine benziyor. Biz mucizeleri, ayetleri inanacak olanlara sergileriz. Sonraki ayetleri de lütfen dinleyicilerimiz okusunlar. Yeryüzünde haksız yere kibirlenenleri ayetlerimden çevireceğim. Yani insanın tavır gösterirken siz başlangıçta çok güzel bir giriş yaptınız. Dilimizi düzeltelim. Daha yani kelimeleri kullanırken dikkatli olalım. İnsan bence karşımdaki insan kim olursa olsun ona bir miktar böyle belli bir nezaketle yaklaşmalı. Bu çok önemli bir şey. Bu insanın kalitesinden kaynaklanır. Eğer kumaşınız iyiyse diğer insanlarla ilişki kurduğunuzda daha kaliteli bir dil kullanırsınız. Bu bence sadece bu kanalı takip eden insanlar açısından değil, benim kanalımı birçok kanalı takip eden insanlarda ben maalesef kötü bir dil kullanıldığını görüyorum. Size karşı da çirkin bir dil kullanılıyor. Dolayısıyla dilimizi düzeltmemiz lazım. Bu ayetleri de bu yüzden buraya koydum. Kur'an'da bakın bir süre sonra haberlerin öğrenileceği yazıyor. Bu bilgi de Kur'an'da var. Bunu da buradan vermiş olayım. Haberlerini bir süre sonra öğreneceksiniz. Şimdi hurufun katta örneklerini burada veriyorum. Bu toplamda 14 harften oluşuyor. Devam edelim. Burada da bakın şeyi görüyorsunuz. 114 tane hangi ayette geçtiğini veriyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. İlk geçen huruf-u mukatta örneği 2. surenin 19. ayetinde. Yani 14 harf bir arada ilk olarak 19. ayette geçiyor. Son olarak da 73. surenin 20. ayetinde geçiyor. Bunları topladığımızda sayı değerleri de Kur'an'daki sure sayısını veriyor. 114. Şimdi daha veri çok. Bu verilerin hepsine tesadüf diyebilirsiniz. Ama öyle bir şey ki bu 14 tane huruf-u mukatta'nın burada da görselini veriyorum işaretlenmiş olarak. Bunların hepsini tek tek kontrol ettim ve bu bilgiler doğru. Aynen gördüğünüz gibi bakın bunların hepsi bu huruf mukatta örnekleri ve 14 tane. Tam tamına 114 ayette geçiyor aynen bu şekilde. Burada da 2. surenin 19. ayetini nasıl saydığımı görüyorsunuz. Burada da 73. surenin 20. ayetini. Şimdi burada gördüğünüz şey şu açıdan önemli. Yani birçok defa var bu huruf-u mukatta'larla alakalı İslam tarihi boyunca tartışmalar yapılmış. Bir şey sorayım. Bu isim Buyurun. Kelimesi de 19 sefer mi geçiyor? Evet. Hı-hı. Orada size az sonra yani bu konu geldiğinde şurada bir yerde onu gösteririm. İsim kelimesi evet 19 kez geçiyor. İsim kelimesi elifle yazılır. Bisim yani elifsiz olanlarını orada almıyoruz. Onu o geldiğinde, slide geldiğinde konuşabilirim. Bunu lütfen bir kenara yazın. O slide geldiğinde onu konuşalım. İsim kelimesi evet 19 kez geçiyor. Şimdi burada ben Efe Aydal'a bir video yapmıştım. Arabamı da ortaya koymuştum. Bu videoda da arabamı ortaya koyuyorum. Kur'an'da 365 tane tekil gün kelimesi geçiyor. Az sonra örneklerini de göstereceğim. Şimdi bir kitap düşünün ki 475 adet gün kelimesi ve türevleri geçiyor. Ama tekil olarak alındığında arkada ne kalmayan kelimeler? 365 adet geçiyor. Yani gün kelimesi bu arada bir yıl kelimesi bizim astronomik bir olaydır. Şeyden bağımsızdır yani bizim gözlemlerimizden bağımsızdır. Dünyanın çevresi dünya Güneş'in çevresinde 365 günde döner. Bu biz bilsek de bilmesek de bu olay gerçekleşir. Kur'an'da burada bakın ayet şeyleri verdim. 365 tane gün kelimesini. Arkadaşlar eğer 366.'yı bulurlarsa ben ona kendi arabamı hediye edeceğim. O kişi kim olur? İlk bulana vereceğim. Yıllardır tek bir tane bulan olmadı. Burada da diğer kelimelerin geçtiği yerleri görüyorsunuz. Eyyam yevmeyn. Yevmeyzin yevmehum. Yemikum yemeyizin. Şimdi burada gördüğünüz gibi toplamda da 19'un 25 katı kez geçiyor. 475 adet. Şimdi bir kitapta bu verinin tesadüfen bir araya gelmesi ne kadar olasılık dahilinde? Bunu kişilerin gerçekten düşünmesi lazım. Daha önce bu veriye bir sürü insan meydan okuyordu. 400 kez geçiyor, 450 kez geçiyor. Bir sürü
rakamlar söyleniyordu. Ben videoyu yaptıktan sonra o çağrıyı yineledim. Madem bu 360 yani 400 kez geçiyor, bir taneyi bulmak zor olmamalı. Ama bir tane şu ana kadar bulunamadı. Buradan da söylemiş olalım. Üstteki bizim saydıklarımız bütün kelime sayımlarında arkadan ek almayan kelimeler sayılır. Bütün sayımlarda bu geçerlidir. Bakın burada kelimeler arkadan ek almıştır veya kelimeler değişime uğramıştır. Burada altta görüyorsunuz. Bu kelimeleri saymıyoruz. Bunun nedeni arkadan ek almaları. Arapçada arkadan ek alan kelimeler yeni bir kelimeye dönüşürler. Burada da yukarıda da normal gün kelimesini görüyorsunuz. Önden ek aldığında kelimenin anlamı değişmez. Yine gün olarak kalır. 365 tane yukarıdakinden var. Aşağıdakiyle birlikte toplandığında 475. 19'un tam katı olarak geçiyor. Burada da yine bakın Allah kelimesini sayarken yukarıdakileri sayıyoruz. Yine aşağıdakini saymıyoruz. Çünkü arkadan ek alıyor. Bundan 5 adet var. Yukarıdakinden de 2698 adet var. Burada da yine gün kelimesi gösterimi. Burada diğer veri yine. Şimdi 365 tane gün kelimesinin Kur'an'da tesadüfen bu şekilde olması, yani buna tesadüf mü diyeceğiz yoksa buraya bu kelimesi, gün kelimesini koyan mutlaka burada bir şey amaçlamış mı diyeceğiz? Burada kişilerin kendisine bence sorması lazım. Yani Kur'an'da tesadüfen mi bu tekil gün kelimeleri 365 kez oldu? Tesadüf müdür? Az önceki 114 tane huruf-u mukatta harflerinin 114 ayette bir araya gelmesi tesadüf mü? Gerçekten kişilerin bunu düşünmesi lazım. Ama tabii sadece bunlar değil. Mesela bakın şu veriyi sizinle paylaşacağım yine. İzleyicilerimiz inşallah sıkılmaz çünkü bir sürü bir şey yani diziye, filme vakit arıyorlar. Buna da inşallah vakit ayırırlar, sıkılmazlar. Şimdi burada bir veri var arkadaşlar. Tam görünmesi için biraz büyütmeye çalışacağım. Evet. Şimdi Kur'an'da tek ve çift. Daha önce Yakup Bey bunları görmüş müydünüz? Biz Edip Bey'le bunları çok konuştuk. Yok. Bu veri hakkında mesela bir yorumunuz var mı sizin? Yok. Hiçbir yorum da yapmadım. Sadece şunu söyledim. Eğer burada bir mucize varsa, yani 19'lu bir mucize konulmuşsa, 19'dan bağımsız. Kur'an'ın korunması açısından böyle bir matematiksel bir mucize ya da nasıl söyleyeyim bir bilmece gibi bir şey kurulmuşsa bu olmaması gerekir. Neden? Kısa olarak söyleyeyim. Kimsenin bulamaması gerekirdi. Eğer Allah bir şifre koymuş ise bu Kur'an'a, matematiksel bir şifre koymuşsa onu peygamber dahi bulamaması gerekirdi. Çünkü neden? Bakınız yanlış askerlik yaptınız mı bilmem. Askerlikte mayın tarlası vardır. Mayın tarlası, mayınlar bir programa göre döşenir. Şimdi onu ancak döşeyen insan kaldırır, bilir nasıl kaldırılacağını mayını. Anahtarını bilemezseniz mayının, mayın tarlasını temizleyemezsiniz. Şimdi bu şifreyi koyan ancak kendisi bilmesi gerekir. Eğer şifreyi koyanın şifresi bulunursa... İstediği zaman kaldırabilir mi şifreyi? Hayır. Şifreyi koyan ancak kendisi bilir. İşte istediği zaman kaldırabilir mi şifreyi? Kaldırabilir değil mi? Tabii koyan kaldırır. Aslında onu da göreceğiz. Koyan kaldırır şifreyi. Aynen öyle. Neyse zaten devam öyle. Edin siz. Biraz daha şimdi hızlı bakın. Geçerseniz zaman... Yani elimden geleni yapıyorum. Maalesef elimden gelen bu. Şimdi burada bakın arkadaşlar. Bu 19'dan bağımsız bir veri. Burada tek ve çift. Şurada bakın arkadaşlar. Sure no'larını görüyorsunuz. Birinci sure, ikinci sure, üçüncü sure, dördüncü sure. Bunlar da ayet sayıları. Şimdi bu ikisini topladığımızda bunu nereye yazıyoruz? Çifte yazıyoruz. 1 ile 7'yi toplarsanız ne yapar? 2'yi 8 yapar. Bunu çifte yazdık. 2 ile 286'yı topladığınızda nereye yazıyoruz? Çifte yine yazıyoruz. Buraya yazdık. Üçüncü sure 200 ayet. İkisini topladığımızda 203 yapıyor. Nereye yazıyoruz? Teke yazıyoruz. Kur'an boyunca bunu yapıyoruz. Şimdi bakın burada ilginç bir veri çıkıyor. Buradaki tekler Kur'an'ın
sure no'larını çiftler de Kur'an'daki ayet sayıları veriyor. Şuradaki sayıları veriyor. Ayet sayısını veriyor. Çok ilginç bir özellik bu. Şimdi buradaki herhangi bir, bakın hani Kur'an'ın bozulmadığını diyorsunuz ya, buradaki veri sadece sure numarasını değiştirseydik, örneğin Fatiha suresi değil de Bakara suresi birinci olsaydı ne olacaktı bu veri? Birinci sure Bakara olacaktı ve teke gidecekti. Fatiha'da yine teke gidecekti ve bu veri bozulacaktı. Şuradaki rakam artacaktı ve bu simetri bozulacaktı. Hani Kur'an'ın korunduğuyla alakalı böyle çok veri var. Yani buradaki veriler tesadüfen oluşmuyor. Eğer bir kitap Allah'tan geldiyse bu kitapta birçok üstün özellikler olması beklenen bir şey olmalıdır zaten. Şimdi biz burada felsefi olarak birçok konuyu tartışabiliriz, ayrışabiliriz, uzlaşamayabiliriz. Çünkü felsefi zemin kaygan bir zemindir. Önermeler değişebilir, yanlış önermeler yapılabilir, mantıksız önermeler yapılabilir ama burada matematiksel bir veri var. Burada gördüğünüz gibi direkt olarak 6555 tekin, burada da 6234 direkt olarak Kur'an'daki ayet geliyor. Umarım anlaşılmıştır bu veri. Şimdi az önce söylediğiniz bisim kelimesini burada vereceğim. Bu da İsveçli Katerina Kuhlmann tarafından keşfedilmiş bir veri. Bismillahirrahmanirrahim. Dört kelimeden oluşur. Bu dört kelime bisim, Allah, Rahman, Rahim kelimesidir. Toplamda 1919 ayette geçer. Burada görüyorsunuz. Bu dört kelime 1919 ayette kullanılmıştır. 19-19 yan yana. Gördüğünüz gibi tüm ayetleri burada göstermeye çalışıyorum. Toplamda 1919 ayet. Şimdi buradaki veri umarım anlaşılmıştır. Bu kelimelerin ne kadar geçtiğini İsveçli Katerina Kuhlmann şey yapıyor, merak ediyor ve hepsinin geçiş yerlerine bakıyor, işaretliyor ve toplamda 1919 ayette. Birinci ayetin birinde bildiğiniz gibi besmele ile başlıyor zaten, dört kelime de geçiyor. Son kelime de yine 112. ayetin, surenin ikinci ayetinde. Ve toplamda 1919 ayette geçiyor. Şöyle yapalım gözüksün. 1919 ayette geçiyor. Şimdi bakın burada birçok veri paylaşıyorum. Bu dört tane kelimenin 1919 ayette geçmesi, burada 1920 diyen varsa o bir tane ayet, bir tane ayet numarasını bizimle paylaşması lazım. Bu dört kelimenin 1919 ayette geçmesi tesadüf. Huruf-u mukatta 14 harfin 114 ayette geçmesi tesadüf. 365 tane tekin gün kelimesinin geçmesi tesadüf. Daha çok tesadüf demeleri gerekecek arkadaşlarım. Burada da yine ilginç bir veri var. Ben bu arada verileri tabii seçtim. Yani burada biliyorsunuz Kur'an'da iki tane ilginç besmele başlangıçlı sure var. Bir tanesi Fatiha suresi. Bir numaralı ayetidir Kur'an'ın. Besmele'de bir numarası yazar. Diğer hiçbir besmele'de numara yoktur Kur'an'da. Numarasız besmele'dir. Ve bir de başlangıç farklı olan bir sure daha var. Dokuzuncu sure. Şimdi biz burada neden bahsediyoruz? Hep 19'dan bahsedeceğiz şimdi. Kur'an'daki matematiksel sistemi anlatmak için. Bakın, birinci sure farklı, bir de dokuzuncu sure farklı. Birisinde numaralı besmele var, diğer hiçbir surenin başında numaralı besmele yoktur. Tek başına Fatiha suresinde besmele, bir numarası yazılmasaydı 19'la alakalı birçok veri çökerdi. Onun ama başında, Tevbe suresinin son iki ayeti çıkarılmasaydı yine 19 sistemi çökecekti. Yok, çökmezdi. Birçok veri yine sağlıklı olarak kalırdı. Ama ya bir de, şimdi bazı bir tanesi çöktüğü zaman hepsi çöker. Değil. Az önce gösterdim. 114 tane huruf-u mukatta çökmezdi. 365 tane gün kelimesi çökmezdi. Yani bağımsız olan veriler var. Birbirine ilişki olan veriler evet. Var. Bu yüzden birçok insanın kafası karışıyor, sistemi anlamıyor. Tamam, çünkü bunu zaten biz Edip Yüksel'le de falan çok konuşmuştuk.
Burada bir noktalayalım. 35 dakikadır veri gösteriyorsunuz. Tamam, Bu insanlar arada anlamış. şu veriyi de ben paylaşayım bir dakika. Evet. Tevbe suresinin 9. sure 1 ile 9. sure. Yine 19. Yan yana yazdığınızda 19 yapıyor. Tam 19 sure sonra 27. surenin 30. ayetinde yine 19'a bölünen bir yerde iki tane ve ikinci besmele var o surede. Bakın. Surenin başında besmele yok. 19 sure sonra surenin numarasıyla ayet numarasını topladığınızda yine 19'a bölünen bir yerde Süleyman'ın mektubunun başında Bismillahirrahmanirrahim ile başlar. Yine 19'la ilişkili. Şimdi burada 19'la alakalı ben şeyin sonuna geliyorum ama birkaç veri daha paylaşmam lazım konunun anlaşılması için. Mesela az önce siz söylediniz. Dediniz ki şifreyi gizleyen bunu açmaz. Şimdi bakın burada ya eyyuhel müddessir kum fe enzir diye bir ifade var. Şimdi Edip Yüksel'le tartıştığınızda muhtemelen bu verileri görsel olarak veremediği için çok anlaşılır olmamıştır. Ama şu an bu görsel olarak görüldüğü için izleyenler açısından daha anlaşılır olacağını tahmin ediyorum. Şimdi bakın arkadaşlar burada şu Arapça ifade ebced değeri 19 harften oluşuyor. Bu arada bu ifade şurada görüyorsunuz. Toplamda 19 harf. Ebced değeri de tam olarak 1974. Bu ifadenin Türkçesi şu. Ey müddessir, ey gizlenen sır. Kalk ve uyar. Hani siz dediniz ya az önce şifreleyen onu açığa çıkartmaz. Ben de şunu söyledim. Dilediği zaman bunu açığa çıkaracaktır. Ve dolayısıyla bakın buradaki ifade de aynen böyle bir ifade. Ey gizlenen sır kalk ve uyar. Müddessir'in sır kelimesi Türkçe'yi geçmiştir. Müddessir de gizlenmiş olan şey demek. Gizlenmiş olan demektir. Ey gizlenen kum kalk fe enzir uyar. Çok basit bir ifade. Kime diyor bunu? Kime diyor bunu? Sisteme sesleniyor. Kalk ve uyan diye kime diyor? Yok, sisteme sesleniyor. Bir yere uyarmıyor. Sisteme yani mi sesleniyor? Peygamber'e mi sesleniyor? Yok, kendisi bunu yapacak. Sistemin kendisine sesleniyor. Sistem bir şekilde bu 1974 yılında bulunuş tarihidir bu arada. 1974 kimdir? Yılı. Bulan kimdir? Reşat Halife. Reşat Halife buldu diyorsunuz. Aynen öyle. 1974'de çıkarırken bu 19'da 74'ü yan yana getiriyorsunuz. Bir de süresiyle. Getiriyoruz. Yan yana geldiği zaman matematik olmaz. Kendi içinde bir mantığı var. Burada mantığı bakın, olmaz. İki rakam, iki ondalıklı sayı yan yana getirilip öyle 1974 etmez. 1974 eder. Yani siz elma ile armutu koyduğunuz zaman iki elma diyemezsiniz. Matematikte öyle. Böyle bir kural yok yani. İki elma dersiniz. İki onu tane söyleyeyim. Yan yana getirdiğinizde siz onu saymasanız. Hayır, iki elma değil burası. Bakın şimdi. Rica ederim Ahmet Bey. Burada bakın. Matematikte böyle kardeşim, bir kural yok. Yapı kardeşim. Var. Şimdi yanlış iki tane onu yan yana burada, getirdiğiniz zaman iki bakın, tane şey onu yan yana getirdiğiniz zaman bu bakın, bu din on etmez. Yan yana getirmedim. 1974 yılı bu iki tane ayetin ebced değeri. Ve tamam, 74 surenin numarası oluyor 19'da. Yok yok, değil şeyi, değil, alakası yok. Bu ebced değeri. Söylediğim neyse şey devam edin, siz kapatın da ben konuşacağımı kendi zamanımda konuşurum. Olur. Şimdi burada 19'la alakalı bir takım veriler burada paylaşacağım. 29 tane surede kurufu mukatta var. 29 tane surede. Bu İslam tarihi boyunca tartışılmış bir şey. Birçok insan bu konuda bir sürü şeyler söylemiş. Fakat 19'la birlikte bu açığa çıkıyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Özür dilerim. 19 surenin başında aynen böyle geçer. Şimdi bakın. Bir kitap düşünün, 1974 yılına kadar bunlar kimse tarafından bilinmiyordu. 19 surenin başında huruf-u mukattalar aynen bu gösterdiğim gibi şekilde geçer. 10 tanesinde de bu aşağıda gösterdiğim 10 ayetle başlayan huruf-u mukatta örnek demişim. Bu şekilde geçer. Toplamda 29 tane surede geçer. 19'u ancak böyledir. Burada da görselini vermeye çalıştım. Bakın Elif Lam Mim der ikinci ayete geçer. Burada da bakın Elif Lam Ra der yine burada bir şeyler söyler. Bu da bir ayettir. Yukarıdakinden tam tamına 19,
aşağıdakinden de 10 tane var. Bu huruf-u mukatta'lı surelerin arasında da 38 tane huruf-u mukatta'sız sure vardır. Yani birinci sureyle, şey, ikinci sure huruf-u mukatta'yla başlar. Bakara suresi Elif, Lam, Mim diye başlar. 68. surede de Nun'la biter. Bu 2 ile 68 sure arasında kalan 38 adette, yani 19'un 2 katı sure vardır. Şimdi bakın, burada bir sürü şey 19'la ilişkilendiriliyor Kur'an'da. Ben şimdi burada şey yapmıyorum. Bazı verileri vermiyorum. Kısmen burada fikir edinsin diye insanlar bir takım sıkıcı olmasın diye sadece özet verilerle geçiyor. Tamam. Şimdi bir saniye. Tamam, alalım bunu şeyden. Artık yeter, bu kadar göster. Çünkü insanlar değişik şeyler bunu yazıyorlar. Bunu vermem lazım yalnız. Bunu bitirmem bunları... lazım. Bunu bitirdikten sonra yapalım. Evet. Şimdi ben sadece bir başka insanı dinleterek bu 19 sisteminin nasıl çöktüğünü ben de insanlara göstereceğim. Yani kendim yanıt, kendim yanıt vermeyeceğim. Bilen, eleştiren birini de alırsınız buraya. Hayır. Kendim yanıt vermeyeceğim. Kendim yanıt vermeyeceğim. Bir İslam profesörünün, bir doçentin bu 19 sistemini... Hodri Meydan. Buyur. Şimdi videosunu vereceğim. 10 dakikasını dinleteceğim. O arkadaşlar bütün videoları, videonun bütününü dinleyebilirler. Edip Yüksel'le bu masaya oturdular. Geniş 4 saat tartıştılar ve oradan Edip Yüksel. Halis Aydemir, konuyu çok iyi biliyorum. Oradaydım o gün. Şimdi ben onun o bölümünü vereyim. Arkadaşlar bunu da izlesinler. Bir saniye, sen bunu kaldır oradan. Ben sunumumu bitireyim. Daha çünkü bir iki slayt var burada. Bakın bu, şu birkaç slaytı vermem lazım. Bunu bitireyim. Siz neyi veriyorsanız verin. Şimdi bakın. Burada Kaf suresi var. Bunlar hep benim verdiğim veriler, tartışmasız. Yani burada eleştiri getirilmemiş, bir eleştiri yapılamamış veriler. Kaf suresi 42. sure. Şura suresinde bir kafla başlar. 50. surede de yine tek bir kafla başlar. Her ikisinde de eşit bir şekilde 57'şer tane kaf vardır. Ve iki tane 57'yi topladığınızda toplamda 114 tane kaf yapar. Şimdi biraz kafam karıştı. Bir de hamimi göstermek istiyorum. Hamimler yine hiçbir şekilde eleştiri getirmeyen bir veridir hamimler. Hamimler 7 surede, 40. surede başlar. 46. Ahkaf suresinde biter. Toplamda ikisini, ha ile mimleri topladığınızda 2147 adet geçer. Bunu da Milan Sulp diye bir arkadaş, Balkanlardan bir arkadaş buluyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi sağ sütunda sayıları topladığınızda, bu matematiksel bir özellik değildir. Bu olmak zorunda değil. Az sonra iki tane de burada tablo göstereceğim. Bakın 113 hanesini göreceksiniz. 2147'nin bölünme sayısı kadar, şurada bakın, 2147'yi birçok yolla tutturabilirdiniz. Ama sağdaki sütunu tutturmak için bu şekilde olması gerekiyor. Yalnızca burada değil, diğer iki surede, yani 40 ve 41'de, 42'de de, 43, 44, 45, 46'da da aynı özellik mevcut. Şimdi bu, ben sizden açıkçası şu tabloyu yorumlamanızı isteyeceğim. Bu tablodan ne anlıyorsunuz? Şimdi Ahmet kardeşim, ben sana bir şey söyleyeyim. Söyleyin lütfen. Bu Ebced hesabı, bakınız, bu Ebced sizin aynı şu hesabı, şu rakamsal hesapları Yaşar Kemal'in, İnce Mehmet 1-2-3'ü alın, bakın İnce Mehmet 1-2-3'ü alın, oradan da çıkarırsınız bu hesapları. Yok, bu hesaplar, bu hesaplar, ön yargıyla bu cümleleri kuruyorsunuz. Hayır, bakın şimdi, bu hesaplar ne izleyiciye bir faydası var, ne bize. Var, var. Önemli olan içerik, Kur'an bize ne diyor? Kur'an, bu içerik, Kur'an bize ne diyor? Onlar bu önemli. Bu içeriği gördüğümde bir insanın, ben şöyle söyleyeyim, Kur'an'daki bu sistemi gördüğümde Kur'an'a olan imanım o kadar yüksek ki, ahirete olan imanım o kadar yüksek ki, bu yüksek imanla Kur'an'ı anlamaya çalıştığımda daha sağlıklı anlıyorum. Ama sizler
maalesef ön yargıyla baktığınız için Kur'an olan herhangi bir yargı falan demeyin. Yargıyı için... söylemeyin yani, yargılamayın bizi hemen. Bak 45 dakikadır mikrofon sizde, lütfen. Evet. Lütfen yani ben şimdi bu et cep hesabını, bu 19 sistemini kesinlikle tartışmıyorum. Niye tartışmıyorum biliyor musunuz? Bak şimdi adam nasıl çöker diyor. Bu 19 sistemini çökerttiği bir şey yok. Bir İslamcı çok... Tamam, seyredelim. Hadi bekliyorum. Tamam, lütfen. Seyrede. Ben 10 dakikasını izleteceğim zaten. 10 dakikasını Harika. İzleteceğim. Diğer bölümleri arkadaşlar bekliyorum. İzleyebilirler. Yani. Komplesini izleyebilirler. 3 saat 4 saat sürüyor bu video. Umarım sesi falan duyulur. Ben size şimdi arkadaşlar bunu göstereyim. İzleyin 10 dakika. Edip Yüksel bu işin bir numaralı savunucusu ve kitapları var. Ve elindeki o kitabı da, bir İngiliz'in yazdığı kitabı da getirdi. Halis Aydemir'in önüne koydu. Halis Aydemir tek 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 saydı. Ve zaten daha önceden videoyu başlangıçtan izlerseniz daha iyi anlarsınız. Daha iyi anlarsınız. Onun için ben sadece 10-12 dakikalık bir bölümünü izleteceğim size. Buyurun. Sesini biraz yükseltebilir miyiz? Şimdi ismi sayıyorlar arkadaşlar. İsmi sayıyorlar Kur'an'da. 119, 619. 6, bir saniye. 6, bir sonraki ayet. 119. Dur bir bakayım. Sure. Sesini biraz açabilir misiniz? Evet. Duyabiliyor mu acaba arkadaşlar? Sorabilir miyiz? Hı. 119 değil mi? 6. sure 119. Bir sonraki ayet 118. He, 119. Burada isim kelimesi geçmiyor abi. Okuyayım ayeti. Kâlallâhu hâzâ yevmû yenfâ'us-sâdıkîne. 119 mu? 6. surenin 119. ayeti. Kâlallâhu hâzâ yevmû yenfâ'us-sâdıkîne sidquhum. Lehum cennâtun tecrî min tehtihel enhâru hâlidîne fîhâ ebedâ. Radıyallâhu anhum ve radû'an. Zâlikel fevdül azîm. Sen o zaman yanlış bir Kur'an'dan okuyorsun. Abi buradan da bakalım. Hayır, buradan da bakalım. Tamam. Sorun değil. Ben de bu arada tartışmayı bildiğim için altyapısını hazırlıyorum. Maide suresi 119. ayet. Yok, 6. 6. sure. 6 Enam. Bir saniye. İsmi anılan şeyleri yemiyorsun sana. Var orada. 119. ayet. Tamam, var abi burada isim kelimesi. Evet. 6-121. Yani vakit şeyi israfı yapıyoruz ama buyur. 6-121. Abi hepsini yapmıyoruz. Bir tanesini yap, bir tane, yani, üç tanesini yapacağız. Buyur. Yine Enam suresi. Hı-hı. Kaçıncı ayet? 121. İki sonrası. 121. Yani, yine aynı şekilde isim kelimesi var. Sonra ona güvenmiyor buna. Sonra abi. Hı, sıradaki. 620 121'i söyledim. 138. 6'da mı gene? 638 yani. 6. sure 138. 138. ayet. Var aynen isim kelimesi yapalım. Biraz ileri alırsanız bence daha iyi olur. 28. 22. sure. 28. Yani Hac suresi kaçıncı ayet? 28. 28. ayet. İsim kelimesi yan olarak var abi. 6 oldu sonra. Evet. 22-34. 22-34. 34. Evet. Aynen isim kelimesi yan olarak var. 22-36. 36. Evet. Aynen yan olarak isim kelimesi var. 22-40. 49-11.
Sen gördün mü? 22-1. Var gördüm. 49-11. Dokuzuncu soru. Ya Hucurat. Elli beş. Bunu sayacak mıyız? El ismul fusuku. İsim hiçbir şey değişmiyor. Gramatik bir şeydir. Hayır, sadece gramatik değil. Bunun resmi de bu aynı değil. Aynı o. İsim. El takısı aldı başına bakın. Resim değişti. Abi o zaman sonundan he eklenince de alalım. Ne fark eder ki eğer yalın isme bakıyorsam. Hayır, bu seçici, burası seçicilik. Devam edelim. İyi mi gelince bu adam da aynı bizim yapmamız. Hayır, burada şurada orada başka bir Kur'an diyor derken ki mantığınız neydi? Yani o, burada diyorum ya, o yanlış zaten, onu çoktan eldim. Seninle alakası yok. Ben kendim fark ettim onu ve çünkü o yevm yevm. Ben bilemem ama ben aldım, yine saydım ve buradaki mantığını çok başka yerlerde de gördüm. Hayır, başka yerlerde anlamsal olarak anlamsal farkı gözettiğinizi başka yok, yerlerde de gördüm. Fark, şimdi bunu bir tarafa not ederiz. Bir, anlamsal fark önemli değil. Yalın. Anlamsal fark. Eğer özel isimse, eğer bir hani bir şey için isim olarak şey diyorsa elbette orada şey, ama isim kelimesi ister kötülüğün ismi olsun, isim yani gramatik bir kelime falanca isim. Şimdi ismin anlamında hiçbir değişiklik yok. Ama bir kelime Allah için kullanılan, insan için kullanılan, o kelimenin mefhumu birisinde sonsuz ifade, diğerinde farklıdır. Yani. Fakat isim kelimesi gramatik bir ifade, yani içeriği yok. Yani. Sadece bir nedir? Bir etikettir. Anladık. Diyorsunuz ki kelime isim kelimesi, nötr bir kelimedir. Kim için kullanmış, kullanmamış önemli değil, sayılır diyorsunuz. Kural mıdır bu? Kural mıdır? Yani isim kelimesi. Yok, özel isim olarak kullanılıyorsa kesinlikle şeye bakacağız. Yani özel isim, yani Allah için kullanılıyor. Bunları abi mesela kim kullanıyor? Bunları yok yani tersinden okursak bunlar gidip yoklamalarımızda önümüze çıkan sorunlardı da. Salih kelimesi. Şunu bir devam ettirelim, yani bitirelim mi? Peygamber için özel isim olarak kullanılıyor. Bir de salih bir kul, arada bir fark var. Birisinde özel bir isim olarak kullanılıyor. Diğerinde herhangi bir salih. Ama burada anlamına dikkat ettiniz. Ama tabii. Ama demediniz ki salih demek iyi kişi demektir. İsim olarak kullanılsa da sayarım. Şu olursa da sayarım. Ama benim için. Ama sadece orada salih derken iyi kişiden öte bir kişi. Anlama geçiyorsunuz. Kardeşim, burada bir konu neyse o soruları not edip bana sorar mısın? Abi de diyor. Anlam yine değişmiyor. İsim değişmiyor. İsmin anlamı değişmiyor. Yani konu neyse o soruyu lütfen bana sor. İsmi olsun. Yalancı isim kelimesinin özel. İsim kelimesi sıfat değil. Abi, İsim kelimesi salih gibi yani şeyiyle nedir mevsufundan dolayı anlamında herhangi bir ben sadece şuna inandığımı söyleyeyim. Biraz felsefi bir şey. Hayır, abi, biraz derin düşünemiyorsun. Eğer isim yalın olarak 19 ayrı yerde olsaydı benim edindiğim izlenim bu el isim alınmayacaktı. Denecekti ki bu zaten Allah için kullanılmış değil. Ama olmadığı için ihtiyaç duyulduğunda abi şunu bitirelim. Yalın isimlerin 19 olmadığını da. Çünkü isimler gelecek daha. Şuna biraz ihtiyaç var Edip abi. Hani o giriş kısmında şu rullara göre yaptık bu işi. Bunu millet kendisinden çıkarır anlardayız. Zaten yeri geleceğiz. Hayır, sorun ne biliyor musun? Yani. Onun neden yapılmadığını ben kitabı bitirince çözdüm. Edip abi ön yargı diyecek ama ben kitabı bitirince çözdüm. Çünkü bu ayağınıza dolaşacak. Yani bunu sayacağım dediğiniz yerde başka yerde çok yapmayacağınız için tampon bölgeyi daralttığımdan. İstersen onu rahatlıkla bir sayfada izah ederim. Hiç sorun değil. Ama yapacağım. İstersen madem ki bir sıradakini söyleyeyim. Abi kitap bitti. Kitap 40 yıl ömrünü tamamlamış. Böyle. Bir mola verelim. Kelimesini saymaya devam ediyoruz. 49'a 11'i sayalım. 10. olarak 49'a 11'i sayıya dahil ettik. Bir sonraki neydi? 55-78. İsim kelimesi. Keşke bu videodaki konuları not etseydiniz, direkt olarak bana sorsaydınız, böyle vakit kaybetmezdim. 8'e bak, okey. Bak sen kendin. Görüyoruz, tamam. Bir sonraki, 55-78'den sonra. 56-74. Bu isim yalın değil, sayacak mıyız? Ben isim. B harfi, bismi, ama elifle geliyor.
Hani isim değerli 19 tane ölüyordu. Bak B harfi var orada. Şimdi gençlik var. Demek ki bu adam da bizim gibi yanlış ya. İyi de bu yani basit bir şey değil ki, bu adam da yanlış. Demin çok iddia ediyordunuz, çok harika, çok iyi. Hayır da. Yani, şimdi bu adam da yanlış yapmış. Bu adamın yaptığını doğru olduğunu inanıyorum. Çünkü bu adam bana bir kriter yani kelimesini de 12 saymıyor. Dinle. Ben yazıyorum şimdi. Yani resim ile mi gidiyoruz? Anlamla mı gidiyoruz? Yoksa sadece işimiz 19 aramak, başka bir kriterimiz yok mu? Bilmiyorum. Şimdi orijinal kelimenin yerinde sizin 19 sayarak B'siyle, S'niyle, M'yle evet. Çok önemsediğiniz bu duruyor. Bunu arayacağız diyorsunuz. Ve diyorsunuz ki kitabınızda gördüklerinizi arayacaksınız. Hayal görmeyeceksiniz. Fiziksel gideceksiniz. Gidiyoruz. Daha ilk başta diyorsunuz ki bunu sayacağım diyorsunuz. Doğrudur. İki kelime aynı mı? Resmen aynı mı? Diyorsunuz ki anlamsal vesaire yoruma giriyorsunuz. Bizim olasılık o arada yerlerde sürünüyor. Neden? Çünkü şey gitti. Peki bunu bize dediniz, illa say dediniz. Hadi sayalım dedik. Şimdi o zaman bunu sayacağız diye anladık. Şimdi buraya geldik. Bunu da sayacağım diye. Yok onu saymıyorsun. Bak burada Elif var şimdi. Elif var. Daha kötü. Ha. Şimdi hiç asla hiç benzemeyen bir başka onu da yazayım. Evet. Onu da arkadaşlar görsünler. Baştan bir şey eklendi. Sondan eklenince almadık. Şimdi başkan baştan başka bir şey eklendi. Bunu alacağız öyle mi? İsim var. Orijinali buydu. Yani biz harfleri sayıyoruz, gördüklerimizi sayıyoruz ama bu söylem sadece edebiyat işin orijinalinde hiç aynı şey. Bu aynı. Yani. Yok isim. İsim. Başındaki ne bu? Başındaki bir. Bu arada elif şekil ya. Değişti mi? Şekil değişti mi? Şekil değişti. Demek yani hayal sayıyoruz. Yani sadece onu sayıyoruz. Yani orijinal gördüğümüzü saymıyoruz. Seçici davranıyoruz. Eğer böyle davranacaksak bu ismin 208 bilmem kaç tane versiyonu var. Ben oradan size 29'u isteyen 29'u çıkarayım. 35'i isteyen 35'i çıkarayım. İsim kelimesi sizin iddianızın en temel, evet, en güçlü noktası. Size bir soru soracağım. Bu tartışmadan ne anladınız? Bir saniye. Değerli insanlar, şimdi bu tartışmayı tümden izleyebilirsiniz. Baştan isim Bismillah'tan geçiyor. Bismillahirrahmanirrahim'den geçiyor. İsme geçiyorlar. İsim tutmuyor. İnternetten tek tek gösteriyor. Ben bütün iki sefer izledim tümünü. Siz de izleyebilirsiniz. Ben sadece 10 dakikasını koydum. Sizden ricam, ne tartışılıyordu orada? Bana söyleyebilir misiniz? Yani isim aranıyor. İsim. 19 tane isim ne aranıyor. Yani bulunamayan ne? Bulunamayan ekle. Kafasına göre alıyor. 19 tane. Ben kafasına göre neyi almış? İsimleri. Başında B olanı almış. Elif olanı almış. Bazı yerde alıyor, bazı yerde almıyor. Tartışmayı siz de izleyebilirsiniz canım. Önemli değil. Ben çok iyi biliyorum. Zaten yıllardır. Video orada. Video orada. Fark etmez. Şimdi ben başka şimdi bir şey. Tartışmanın ne olduğunu ben burada slide olarak hazırladım. Tek bir slide. Ahmet Bey, sizin hazırlamanız doğru olduğu anlamında değil. Sizin evet, verdiğiniz bakın. grafikler doğru olduğu anlamında değil. Bakın şimdi size bir şey soruyorum. Grafik net canım. Herkes araştırabilir. Tamam. Aynen. Orada ben ne diyorum? Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'ini üst üste koysanız o rakamların hepsi çıkar. Bu kadar 600-700 sayfalık kitapta sadece size tebessüm edeceğim. İstediğiniz rakamı şey yapabilirsiniz. Ben yüzlerce insan bu konuyu araştırıyor. Dünyanın her yerinde. Budur. Bir saniye lütfen dinlerseniz sevinirim. Tabii lütfen. Diyelim ki bu hesapların hepsi doğru. Kime ne faydası var? Ben içeriğine kapalı bir kutuyu getireceğiz. Mükemmel bir lütfen kesmeyin. Bak ben sizi dinledim. Ben sizi dinledim. Ben anlatıyorum şimdi. Olur, şimdi o matematiksel kısmını bir İslamcı profesör, o zaman doçentti izlediğimizde, çökertti ve sonradan edip dedik orası yanlış olmuş, burası yanlış olmuş, düzeltiyorum dedi. Ya da o zamanlar çok yorgunum, işte algılayamadım falan diye bahaneler uydurdu. Edip'in zaten böyle bahanesi çok. Bu bir. İkincisi, bakınız. Şimdi o ayetleri sıra sıra, işte Fatiha suresi birinci şey, yani birinci sure, yok Maide suresi, bu surelerin garantisi nedir? Orada birinci, ikinci, beşinci olduğu kim dizmiş? Allah öyle mi dizmiş, göndermiş? Bizzat Allah tarafından dizilmiş tabii. Nereden biliyorsunuz? Delili nedir bunun? Yapıyorum, ben cevap veriyorum. Ben anlatıyorum, siz not alın, lütfen not alın, sonunda size sıra geldiği zaman şey yapın. Şimdi bunu bu tarafa koyduk.
Kur'an o zaman sizin dediğinize göre bu Kur'an orijinal, Muhammed'in nasıl yazdırdıysa o şekilde duruyor demektir. Ve Kur'an o şekilde duruyor. Orijinali demek bu yani, orijinal. Oysa biz biliyoruz ki Kur'an'ın orijinali işte hurma ağaçlarının yapraklarına, yok bilmem ağaçların üzerine ya da başka yerlere yazıldığını biliyoruz, okuyoruz İslam tarihinden veya şeyden. Bu başka bir şey. Şimdi Tevbe suresinde arkadaşlar 36. ayet var. 36. ayette diyor ki orada Allah evreni yarattığından beri ayların sayısı 12'dir. Bunların 4'ü haram aydır diyor. Şimdi ben soruyorum, önce onun yanıtını bir alacağım. Yani kendisine sıra geldiği zaman haram aylar bana hangileridir Kur'an'dan göstermesi gerekiyor. Kur'an'dan. Yani o haram ayları, eğer dünya ve evren kuruldu kurulalı o ayların 4'ü haram ve ayların sayısı 12 ise bugün bilim bize öyle olmadığını söylüyor. Şimdi biz hangisine inanacağız? Yani deneylerle yapılmış, hesaplanmış, bütün bilim insanları tarafından kabul edilmiş veri mi kabul edeceğiz? Yoksa Ahmet'in, Mehmet'in, Hasan'ın, Hüseyin'in Kur'an'da şöyle diyor, Kur'an'da böyle diyor dediğine mi inanacağız? Bakın şimdi sizlere dün okumuştum arkadaşlar. Bu konunun geleceğini biliyordum. Onun için bu yazıyı elime aldım. Profesör Doktor Ali Polat'ın, tekrar okuyacağım arkadaşlar. Bakın ayların sayısının 12 olmadığı, günlerin sayısının, yılın, günün sayısının 365 olmadığı. Hatta bugün bile 365 değil. Bugün 365'ten fazladır ve ilerleyen yıllarda 367 olacak, 400 olacak. Çünkü dünya kurulduğunda, yani var olduğunda, sistem kurulduğunda günlerin sayısı kaçmış? Buradan dün okumuştum. 1750 günmüş. 1750 gün. Ve ay, şurasını okumam gerekiyor arkadaşlar. Tekrar kusura bakmayın, ikinci baskı oluyor. Yaklaşık 3476 kilometre çapında ve dünyada ortalama 384.400 kilometre uzaklıkta bulunan ay, 4527 milyar yıl önce dünya henüz 50 milyon yıl yaşındayken Mars büyüklüğünde dünya ile aynı yörüngeyi paylaşan bir gezegenin dünyayı çarpmasıyla oluşmuştur. Bu dev çarpışma ile dünyanın mantosunun üst kısmı büyük ölçüde erimiş ve magma haline gelmiştir. Çarpışma sırasında gökyüzüne fırlayan magma kütlelerinin dünya etrafında dönmesi ve kendi aralarında çarpışarak yığışmasıyla ay meydana gelmiştir. Bakınız şimdi. Dünya var, güneş var, dünya var, ay yok ortada. Ay ne oluyor? 50 milyon yıl sonra ortaya çıkıyor. Dünyaya bir cismin çarpmasıyla. Bu bilimsel veri. Ama Kur'an okuduğunuz zaman ayı yaratıyor, işte yıldızları yaratıyor. Ondan sonra yeri düzenliyor. Hepsi aynı anda. Yani 6 günde ya da 6 evrede. Öyle diyorlar ya şimdi, 6 evre diyorlar. Bu modern İslamcılar ya da bilime uydurmaya çalışanlar alt evre diyor. Alt evre kabul etsek de olmuyor. Devam ediyorum. Çarpmamış olsaydı büyük bir ihtimalle insan türü bugün yeryüzünde olmayacaktı. Ay ilk oluştuğunda açısal momentumun korunumu yasası gereği hem ay hem de dünya kendi ekseni etrafında çok hızlı dönüyordu. Çok hızlı dönüyordu. Ve 4,5 milyar yıl önce dünya kendi ekseni etrafında her 5 saatte bir dönüyordu ve her 5 saatte bir güneş doğuyordu. Ve yaklaşık olarak bir yıl 1750 gün idi. Peki nerede bu ayette anlatılan bize dünya yaratıldığından beri ayların sayısı, yıl içerisindeki ayların sayısı 12 ve bunun 4'ü de haram. Değil mi? Bu bir. İkincisi, şimdi ben zamanı fazla kullanmayacağım. Yine Ahmet kardeşime vereceğim. Sorun bir. Birinci soru. Kendisi koydu bu şeyleri. Ben o kadar veri verdim. O verilerle alakalı bir eleştiriniz yani, olmayacak. Onu şimdi şöyle. Bakın adam şu çürütüyor. Yanlış, bir İslamcı onu çürütüyor. Hep cep hesabını. Yok. Orada çürütülmüş bir şey. Konuda hepsini çürütüyor. Şimdi o bizim sorunumuz değil zaten.
Bizim sorunumuz biliyor musunuz? Bizim sorunumuz şu. Bizim sorunumuz Kur'an'ın muhtevası, içeriği. Ben Ebcep Barımış 360 yazıyormuş, 350 bunlardan yazıyormuş. Anlamam neyin? Hayır, anlarım. Fakat hiç enterese yapmıyor. Neyse devam edin. Anlamadığımı kabul edin. Tamam, anlamıyorum. Yani Ebcep'e zamanında ben anlamıyorum. Aynen öyle. Benim gibi milyonlarca insan anlamıyor. O zaman Kur'an'ı da anlayamaz. Mesela örnek. Şimdi başka bir, yani yanıt almak istiyorum, yani sizden yanıt almak istiyorum. Tamam, ben buradan not ettim. Bunların hepsine tek tek yanıt vereceğim. Tamam. Başka bir. Şimdi ben buradan size bir sure okuyacağım arkadaşlar. Bunun yanıtını isteyeceğim arkadaşlar. Yani burada 6 tane not var. İsterseniz onu not edin. Ben bunlara bir cevap vereyim. Ben bir bitireyim. Acele etmeyin. Burada arkadaşlar Yasin suresini ilk sorumu sordum. Birinci soru. Haram ayları Kur'an gelmeden önce, soru bu. Arap toplumunda var mıydı? Haram ay diye bir şey var mıydı? Var. Yok. Bir saniye. Var mıydı, yok muydu? Vardı. Var ise bu Arap aylarının, yani Kur'an'da neden yok? Hangi ayların haram olduğu? Bu bir. İkincisi. Çok basit bir soru. Bir saniye. Bu çok basit. Doğrudur. Şimdi bu gördüğünüz arkadaşlar ayet, sure, Yasin suresi. Bunu açıklamasını istiyorum arkadaşlar. Ne diyor bakın şimdi. Şuradan nereden başlayalım? 7 tane soru birikti yalnız. Yani isterseniz ben bu 7'ye cevap vereyim. Ondan sonra buna geçin. 7 tane soru yok. Ben bir tane soru sordum. Sadece bir soru sordum. Yok, 7 tane. Ne faydası var dediniz? Kur'an'ı çökertti dediniz. Kim dizmiş dediniz? Ağaçlara yazılmış dediniz, hurma yapraklarına. Daha bir sürü şey var. Bunlar Kur'an'ı yani İslam kaynaklarından alıyoruz. İsterseniz onlara yanıt vermeyebilirsiniz. Veremezsiniz çünkü Kur'an'dan isteriz biz yanıtı. Tamam, veririm. Mantıksal tamam. Olarak da veririm, tamam. Kur'an'dan da veririm. Şimdi 13. ayetten itibaren okuyorum arkadaşlar. Bakın. Kur'an anlaşılır bir kitap yani. Herkes anlayacak, okuyan anlayacak. Anlayabilecek miyiz? Sizlere soruyorum. Şu surenin şu ayetlerini bir anlayın da bana söyleyin anlamını. Ne diyor şimdi? Bakın okuyorum. Sen onlara o şehir halkını örnek ver. Hani oraya peygamberler gelmişti. Hani biz onlara iki peygamber göndermiştik. Fakat onlar ikisini de yalanlamışlardı. Biz de onları üçüncü bir peygamberle destekledik. Onlara şüphesiz ki biz size gönderilmiş elçileriz dediler. Onlar da siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Hem Rahman olan Allah hiçbir şeyi indirmedi. Siz sadece yalan söylüyorsunuz dediler. Peygamberler dediler ki Rabbimiz biliyor ki biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bize düşen de sadece apaçık tebliğdir. Fazla uzatmaya gerek yok. Daha sonra şehrin bir kenarından, bir ucundan koşarak bir adam geliyor. Ve niye inanmıyorsunuz? Ben inanıyorum falan filan diyor ve adamı cennetlikle müjdeliyor Allah orada. Sen diyor cennetliksin, git cennete. Ne anlatılıyor burada? Hangi şehirden bahsediyor? Yani şu şehrin diyor, o şehrin, bilinen bir şehirden bahsediyor. O şehrin durumunu diyor. Kime anlatacak? Mekkeliler anlatacak. Ya da eğer şeydeymişse neyse, Medine'de Medineliler anlatacak, Mekkeliler anlatacak. O şehir nedir? İsmi nedir, cismi nedir? O şehire gelen peygamberler kimlerdir? 3 tane peygamber bir şehirde, bir kasaba, hatta kasaba deniliyor o zamanlar. 3 tane peygamberin ne işi var? Şimdi bunun yani öbürlerini açıklamayabilirsin. Şimdi sözü sana vereceğim. Buradaki gönderilen 3 tane peygamberin isimleri nedir? O şehrin ismi nedir? Bir de haram ayları Kur'an'dan bize göster kardeşim. Bir defa maalesef bizim Sünniler gibi siz de bu konuyu yanlış anlamışsınız. Kur'an apaçıktır derken. Ya şimdi bak şimdi. Ahmet Murat, suçlama kardeşim. Bildiklerini söyle. Söylediğim cümleler üzerine söylüyorum zaten. Evet. Şimdi bizim Sünni kardeşlerimiz de şöyle diyor. Kur'an madem apaçık diyor, şurayı burayı açıkla diyor. Şimdi mesele şu ki Kur'an muhkem diye bir kısmından bahseder Kur'an'ın. Muhkem, hükümler ifade eder. Hükümler kişiye göre böyle hani yorumla şuraya buraya çekilmeyecek şey demektir muhkem, muhkemat. Şimdi Kur'an'ın muhkem kısmını çok kolay anlarız. Örneğin anne babana iyi davran. Komşuna işte şunu yapma veya işte diyelim adam öldürme veya diyelim işte
Adam öldürme diye ayet yok. Adam öldürme diye ayet yok. Konuşuruz. Onu da tartışacağız. Evet. Onu da not ettim yani şeyimin arasında var. Yani notlarımın arasında var. Onu da tartışalım ayrı bir günde. Şimdi bunlar çok kolay bir şekilde anlaşılır. Örneğin çalmayacaksın işte ne bileyim. Şimdi zaman ilerliyor kardeşim. Şu ayeti okuduğum Yasin suresindeki şehrin ismini biliyor musun? Peygamberlerin şehrin ismi önemli biliyor musun? Değildir. Bakın Kur'an sizin bakış açınıza göre tanzim edilmiş bir kitap değil. Burası çok daha güzel. Ben size şöyle söyleyeyim. Şimdi Kur'an'da yer isimleri olmaması bence çok daha iyi. Çünkü düşünsenize işte burada Fatih'te çarşambada demesinin ne anlamı var? Ben örnek ver diyor Ahmet Bey. O şehri örnek ver. Nasıl örnek ver? İsminin ne önemi var? Orada kişinin isminin ne önemi var? Önemli olan olaylar değil mi? Ne olduğu değil mi? Küçük insanlar olaylardan, büyük insanlar olgulardan konuşur. Arkadaşım. Burada Kur'an olguları anlatır. Kardeşim, İsmine değinmez. Peygamber gönderdim diyor. Üç tane müsaade peygamber edin. Gönderdim diyor. Müsaade edin. Bu peygamberler diyor. Firavun'un isminin ne önemi var? Açıklama, izah etmene gerek ama yok. Kurbanım sen daha kadar sordunuz ya. Şimdi Firavun'un isminin Tutankamon mu falan filan mı olmasının Kur'an'da anlatılmasının ne önemi var? Önemli olan çok önemli var. Çok önemli var. Musa'yı bulacağız. Çok önemli var. Musa'yı bulacağız. Önemli olan olaylardır. O olaylardan alacağımız hikmetlerdir. Yok bu olaylar. Bak şimdi. Bak kardeş. Şimdi şu suredeki okuduğum ayetlerdeki peygamberi biliyor musunuz bilmiyor musunuz? Hiç önemli değil. Bilmiyorsunuz. Önemli söyleyin yani açıktan söyleyin. Önemli değil. O şehrin ismini biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Hiç de önemli kapattık. Değil. Kapattık. Tamam uzatmayalım. Yani zaman yetmez kurbanım. Önemli onun için. Değil. Şimdi haram ayları bana Kur'an'dan göster. İsimlerini söyle. Şimdi Kur'an'da ya da ay olarak söyle. Hac bilinen aylardadır der. Biliyor musunuz bu ayeti? Hangi ayet? Hac bilinen aylarda haram aylar. Hac Bakara suresinde sanırım 190 küsürlerde. Hac bilinen aylardadır der. Tamam 4 tane ay haram ay diyor. 4 haram ayı söyleyin bize. Hac bilinen aylarda olduğu için Kur'an bunun ismini sayma gereği duymamıştır. Çünkü bilinen aylardadır. Zaten biliniyordur. Mekkeli müşriklerin yaptığı haram ayların sayısını ve yerlerini değiştirmektir. Yani 4 ay olarak kabul ediyorlar. Fakat haram aylarda erteleme yapıyorlar. Bugün de öyledir. Sünnilerde mesela aylarda 1, 2, 3, 4 diye gider sonra 7'ye geçer. Haram ayın arası açık. Ahmet kardeşim benim Suudi Arabistan'dan haberim yok, müşriklerden haberim yok, Arapların eski toplumundan haberim yok. Ben bir yerde yaşıyorum, getirdiniz bana Kur'an'ı verdiniz. Açtım okudum diyor ki ayların sayısı 12'dir, 4'ü haramdır. Kimden öğreneceğim bu 4 haram ayı? Hac bilinen soracaksınız orada kim, orada şey varsa kaynaklara bakacaksınız, öğreneceksiniz. Anlatamıyor mu Kur'an bana isimlerini söyleyemiyor mu yani şeyin haram ayları? Domuz eti haram diyor. Domuzun resmini vermiş mi Kur'an? Hayır domuzu herkes tanıyor biliyor. Aynen haram aylarda öyle biliyor işte aynı şekilde. Biliyor. Ben bilmiyorum ya. O zaman yöresel. Onları gidip soracaksınız. Domuzun ne olduğunu kimden öğrendiniz siz? Babanızdan değil gördüm, mi? Gördüm. Domuzu. Babanızdan öğrendiniz. O babanız size dedi bu domuzdur değil mi? Yok ben yoksa domuzun gördüm. Ne olduğunu nereden bileceksiniz? Aynı şekilde haram aylarında isimlerini bir öncekine soruyorsunuz. Bu kadar basit. Kime soracağım? Hayır ben geldim İsviçre'de yaşıyorum. Yani Kur'an'ı verdiniz bana Müslüman ol diye ben okuyorum. Hac bilinen aylardır diyor. Mutlaka bilenler olmalı. Bu kadar. Ne demek hac bilinen ay? Ne demek? Arapların bildiği ay ben niye? Almanlarda niye yok haram ay? Fransızlarda niye yok? Bilemiyorum. Nasıl yani şimdi sadece haram ay Araplara mı özel? Demek ki Araplara özel. Araplara özel olan bir şey bütün dünyaya nasıl genelleyebiliriz? Biraz dürüst olmak lazım Ahmet Bey. İnanmıyorlarsa soru yok. İnanıyorlarsa haram ay onlardan da onlar için de geçerli. Haram ay çok da güzel bir şey. Neden? 4 ay savaşmanın yasak olduğu ay. Yılı yasak etmesi lazım. Niye 4 ayı yasak ediyor? Yani 8 ay savaşın 4 ayı savaşmayın. Bu iyi bir şey değil ki. Yok iyi bir şey. Hiç olmasa 4 ay bırakıyor. Bütün savaşmayı yasak eder. Savaşmayı Tanrı. Eğer insanların savaşmasını istemiyorsa savaşmak yasak bitti. Domuz eti yasak gibi o da yasak. Saldırmak yasak. Kur'an'da okudunuz mu bunu? Neyi? Saldırmayın diyor Allah. Allah saldırganları sevmez. Demek ki saldırmak, savaş açmak yasakmış. Doğru mu? Tamam. Saldıran da İslam orduları. Doğrudur. Onlar yanlış yapıyorlarsa bu İslam'ın kabahati değil. Şimdi ben birkaç tane burada ayet göstermek istiyorum. Ekranı verebilir miyiz? Bu işin içinden çıkamayız. Ben şöyle yani bu sorularımızı sorduk ve yanıtını alamadık. Ben burada bir şey slide ekrana vermek istiyorum. Ver alalım.
Ben onu alayım oradan. Tamam, geldi. Tamam. Yok. Tamam. Ha, geldi. Evet. Şimdi burada mesela sürekli önümüze konulan bir şey var. Yani gökleri ve yeri 6 günde yarattı falan. Kur'an'da gün kelimesi göreceli olarak kullanılır. Burada çok net bir şekilde şunu görmesi lazım arkadaşların. Allah 50 bin yılı bizim saydığımız bir gün olarak niteleyebiliyor. Aşağıda da 1000 yılı bir gün olarak niteleyebiliyor. Kur'an'da değişik gün kavramları var. Bunu görüyor musunuz? Evet. Bilimsel olarak da değişiktir. Günün bir tutarı yok ki. Bu bizim saydığımız günle ilişkili değil. Allah diyor ki melekler ve ruh miktarı 50 bin yıl olan bir gün içinde ona yükselir. Yani bir gün derken Allah orada 50 bin yıl olan bir güne de atıf yapıyor olabilir veya kendi katında olan bir gün sayısına da atıf yapıyor olabilir. Buradan ve bu iki ayetten gün kelimesinin Kur'an'da göreceli olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Doğru mu? Evet. Tamam, bu kadar basit. Sürekli hayır, şimdi tamam, bu melekler 50 bin yıl gibi bir sürede iniyorsa akşam sabah nasıl geliyor Muhammed'in yanına? Bizim Cebrail. Aklımız almayabilir bunu. Aklımızın almadığı şeyin bizim ne işimiz var aklımızın almadığı şeyle? Her şeyi anlamak zorunda değiliz. Aklımız aşkı bir şey, takım şeyleri olabilir. İnsanın tabiatında var. O çocuk bile anasından doğduğu zaman bütün gördüğü şeyleri ağzına sokuyor, eline yokluyor. Yani dünyanın en ünlü filozofları bazı şeyleri anlayamayacaklarını kabul etmişlerdir. Kant gibi. Yani dahi adamlar bile bu takım itiraflar. Ama o ayrı bir şey. Bu ayrı bir şey. Ahmet Bey yapmayın. Gözünü seveyim. Bir tanrı kitap gönderiyor. Kitap anlayın. Anlayın diye kitap gönderiyor. Anlaşılmıyor. Kitapla bizim ne işimiz var? Az önceki tartışma buydu. Ekranda verdim. Halis Demir'le şeyin Edip'in tartışması. Hayır, bunu geçelim. Yok, vermek lazım. Ben bunu anlatmam lazım. Orada bir de var. Müsaade edin anlatayım lütfen. Çünkü Halis Demir'i orada dinlettiniz bize. Ben de bunun cevabını vermek zorundayım. Ama siz yarım saat konuştunuz. Üzerine adam 10 dakika, ben oradan cevap, yanıt veriyorum. Bana 3 dakika verin. Şimdi kesmeseydiniz bitmişti belki de. 3 dakika. Buyurun. Halis Demir buradaki bisim kelimesini, bakın Bismillahirrahmanirrahim burada görüyorsunuz 19 harf. Bu bisim kelimesini sayarken bisim kelimesinde normalde elif olması gerekir. Gramer kuralına göre. Ama hiçbir besmele kullanımında elif yoktur. İsim kelimesini sayarken elifsiz formlarını sayarız. Bakın burada 10, 22 tane var. Ama 3 tanesi sayılmaz. 11-41 11. surenin 41. ayeti. Burada 7. sırada olan 27-30 zamanlama olduğu için sürekli dönüyor. Şöyle ben bırakayım. 27-30 11-41 ve 1. surenin 1. ayetinde bakın görselde görüyorsunuz. Elif yoktur. Dolayısıyla sayımlarda sadece elifli olanlara alınıyor. Şimdi burada ilginç bir özellik var. Eliflerini almadığımız her bir bisim kelimesinde bakın burada gördüğünüz gibi 19'un katları şeklinde aralara ayetler konmuş. Burası çok önemli. Yani isim kelimesini aldığımız ve almadığımız o bisim, elifsiz olan bisim kelimesinde burada gördüğünüz gibi aradaki ayetler 19'un tam katı şeklinde kullanılmış. Şimdi burada Halis Aydemir'in yaptığı eleştiri, evet ben katılıyorum, kısmen tutarlıdır. Fakat buna verilecek bir cevap var ve buradaki cevap bence ikna olmak isteyen insan için yeterlidir. Çünkü bunun tesadüfen bir araya gelmiş olması oldukça düşük olasılıktır. Çünkü 3 tane, bakın bisim, 1. surenin 1. ayeti burada görüyorsunuz. 1520 tane ayet var 2. bisme gelene kadar. 2. bisimle 3. bisim arasında 1691, 2. ile sonuncu arasında 3135 adet ayet var. Yani bu sayılmayan bisimler de aynen oraya öyle bir kompozisyonla konmuş ki burada gören birinin oraya o isimlerin tesadüfen gelmediğini görüyor olması gerekir. Şimdi Halis Aydemir'in itiraz ettiği bir şey daha vardı. O da vahid sayımları. Vahid kelimesinde elif olmadığını iddia ediyordu. Edip Yüksel sonra... Neyse onlarla Ahmet Bey, bizim konumuz değil bunlar. Gözünü seveyim. Bak, orada verdiğiniz videoda bakın. Ben şimdi tek veriyorum. Siz burada bütün
Burada İngilizce'de 5 dakika biraz... konuştunuz, hiç seslenmedim. Halis Aydemir'in 10 dakikalık videosuna itiraz ediyorsunuz ve aynı şeyi devam ettiriyorsunuz. Yani olmuyor. Bakın burada bir dakika müsaade edin, sabredin. Burada Halis Aydemir'in itiraz ettiği konulardan bir tanesi de buydu. Vahitlerin elifsiz olduğu söylüyordu kendisi. Fakat daha sonradan İngiltere'de bir arkadaşımız Vahit'le alakalı bir çalışmasını bizimle o videoyu seyrettikten sonra paylaşıyor. Ve bu Vahit'le alakalı olan dünyanın en eski nüshalarından olan alıntıları bizimle paylaştı. Gördüğünüz gibi buradaki Vahitlerin tamamı elifli. Ve günümüzdeki elimizdeki Hafs nüshasında da Vahitler eliflidir zaten. Evet, benim bununla alakalı söyleyeceğim. Şimdi, bunlar olsa bile ben ne diyorum? Yaşar Kemal'in, İnce Mehmet'in alın çıkar. Hepsini yazar, çıkar. Şimdi şurada bilimsel... Az önceki veriler, öyle veriler ki anlayanlar bunu takdir edecektir. Ahmet Bey, bilimsel bir makale okudum. Şimdi siz oradan rakamlarla Kur'an'ın Tanrı tarafından geldiğini ispatlamaya çalışıyorsunuz. Çok yanlış bir şey. Size yayına katılmadan önce buna hiç girmeyin dedim. Çünkü bu Kur'an'ın Tanrı sözü olduğu anlamına gelmez. Rakamlardan daha güvenilir ne şimdi var ya? Eğer Tanrı böyle bir şey yapıyor ise neden İncil'i, Tevrat'ı o şekilde yapmadı? Neden peygamberine bildirmedi? İnsanlar inanmadılar, peygambere inanmadılar, sen yalan söylüyorsun dediler. Ve böyle Tevrat'la bir alakalı, hesap, böyle bir kitap. Tevrat'la alakalı böyle bir iddia var. Edip efendim? Bunu videolarında söyledi. Rabbi Juda adlı bir Tevrat haham 1300'lü yıllarda bununla alakalı 6 ciltlik bir kitap yazmış. Tevrat'ta 19 olduğuna dair. Niye bozulmuş o zaman? Yok, ben bozulmuşluğu alakalı bir şey söylemedim. Bozulmamış mı Tevrat yani? Benim kanaatim Tevrat'ın orijinali o bildiğimiz Tevrat'ın içinde. Tevrat'ın orijinali orada yani. O kitabın arasında. Ama tabii ki üstlerine, yanlarına bir takım eklemeler yapmışlar. Benim kanaatim. Olmamış mı? Kur'an, Tevrat olmuş, Kur'an olmamış. Tevbe suresinin son iki kısmı da böyle. Aynı o şekilde Tevrat'a da bir takım şeyler eklenmiş olabilir. Bana hiç girmeyin ya. Şimdi diyorsunuz ki Kur'an orijinaldir, Tevbe suresinin ikisini atalım. Olur mu öyle şey? Öyle. Yani benim suresini atalım. Tamam, sizin bileceğiniz şu önemli değil. Şu okuduğum makale, bilimsel makale. Sence, eğer bu kadar veri Tevbe suresinin o iki tanesini dışarıda bırakmasa biz deli miyiz onu reddedeceğiz Yakup kardeşim? O zaman demek bunu öyle veriler var ki o veriler karşısında mecburen onları dışarıda bırakmak zorunda kalıyor. Şimdi bakınız, ben somut bir şey söylüyorum. Somut bir şey söylüyorum. Kur'an'da diyor ki yılların, ayların sayısı 12'dir diyor. Tamam. Bütün bilim insanlarının ortak görüşü ayın nasıl oluştuğuna, yani dünya oluştuktan sonra 50 milyon yıl sonra oluştuğuna, bir çarpmayla oluştuğunu söylüyor. Doğrudur. Doğru değil Kur'an'a göre. Kur'an'a göre hepsini aynı anda yaptı. Yani az önce günün göreceli olduğunu size söyledim. O zaman doğru bakınız, mu? O zaman gün göreceli olarak Kur'an'da tarihe, işleniyor. Bunu gördünüz mü? Gördünüz. Tarihe kadar ayların yılın içerisinde 1750 tane gün var. Az önce kendi gözünle 50 bin yıl olan bir günde ona çıktığını gördünüz değil mi? Kur'an'da gün kelimesini kullanırken Allah bu şekilde kullanmış olabilir. Doğru mu? Doğru. Ya şu anda yıl kaç şu anda? Kaç gün? 365 gün. Ama ne diyor bak, 4,5 milyar önce... Evreni yarattığından beri demiyor. Orada yanlış bir cümle kurdunuz. Ne efendim? Evrenle alakalı bir cümle kurulmuyor orada. Evet. Suresinin 36. ayetinde. Tamam, okuyabiliriz. Gökleri ve yeri yarattığından beri ayların sayısı 12 diyor. Ne demektir yaratıldığından beri? Dünya göklerini yarattığında ve ayı yarattığında bugünler oluşmuş demek. 365 ayın sayısı 12 diyor. Ama bilim insanları bunu söylemiyor. Eğer bilime inanıyorsak söylemiyor bilim insanları. 1750 günü 30'a bölün kaç ay çıkar? Bu arada o gün kelimesiyle alakalı şöyle söyleyeyim. 354 tane iki şehir kelimesi arasında 354 tane gün kelimesi geçiyor. Yani 365 tane gün kelimesi tekil olarak geçiyor. Bu tekil kelimelerin arasında iki tane... Şu ekrana verirsem çok daha iyi anlaşılır olur. Bakın. Geçelim orayı Ahmet Bey. Bu Ebced hesabını geçelim. Ebced'le alakası yok bunun. Ebced diye takıldım. Matematiksel şeyler. Onu çürüttü adam ya. Gözümüzün önünde çürüttü video orada. Yapmayın. Bir tane verinin çürümesi, diyelim varsayalım, hakikaten Halis Aydemir bir tane veriyi çürüttü. Binlerce veri var. Bir tanesi çürüdüğü zaman, bak Tanrı kelamı diyorsunuz. Bir tanesi çürüdüğü zaman çürümez. O veriden
Yok, yanlış çıkarsama yapıyorsunuz. Neyse. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bak ben sorularımı soracağım. Şimdi yine soracağım. Şimdi biliyorsunuz Kaf suresinde Zülkayran diye bir olay var. Zülkarneyn. Değil mi? Evet. Zülkarneyn. Ve o ayetlerde istersek ayeti de açabiliriz. Sorun değil. Açmaya da gerek yok. Diyor ki biz ona izin verdik. Güneşin battığı yere gitti. Güneşin doğduğu yere gitti. Güneşin battığı yere vardığında işte bilmem ne oldu. Güneşin doğduğu yere vardığında orada bir toplum buldu. O toplum dedi ki bize işte burada bir toplum var. Bize kötülük yapacak. Bu toplumu engelle deyince oradan getirin demirleri, getirin bilmem bakırı. Size bir set yapayım ve bu seti onlar aşamazlar kıyamete kadar dedi. Şimdi Zülkarneyn bir, soru bir. Zülkarneyn kimdir? Soru iki. Güneşin battığı yer neredir? Doğduğu yer neredir? Kısa kısa gidelim. Tamam, ayetlerin Arapçasını açabilir miyiz? Ekrana verebilir misiniz? Tamam, geldi mi ayet? Gönderdin mi? Yok, siz. Benim. Söyleyin ayet numarasını, ben açayım. Kaf suresi, bilmiyorum sayısını da yani. Kehf suresi. Ayet Kehf numarasını verin. Kehf suresi. Kaçtan itibaren başlıyor bilmiyorum. Açın bakın oradan. Ben buradan bulayım. Dur. Burada neyi soruyorsunuz? Soruyorum. Diyor ki ayette diyor ki Zülkarneyn güneşin battığı yere gitti. Numarası güneş, kaçtı? Bir balçıkta batar buldu. Doğuya gitti diyor. Doğuda da bir toplum gördü. Azgın bir toplum. Onun önünü o iki dağın arasını demirle eritti. Tamam bakayım ben. Aklımda ezberimde yok şu anda. Kehf suresi dediğimiz zaman evet. Daha önceden de söyledim. Ayet numaralarını verirseniz ben ayetleri çok kolay bir şekilde böyle slaytlarını hazırlarım. Dinleyici açısından da beklerken sıkıcı olmaz. Yok, bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Arapçasını da veririz. Kolay olmaz. Ya bir saattir Ebced dinliyoruz. Bir şey olmaz ya. Ebced değil. Yine takıldınız oraya. Yani bu cümleyi kurmanız sistemi anlamadığınız zaman açık delili maalesef. Ebced deyip duruyorsunuz. Ebced'le alakalı tek bir tane veri verdim ben. O 1974. Ya yuhel müddessir kum fe enzir. Bunun Ebced değeri 1974. Bir tek o Ebced'le alakalı. Ama siz deminden beri Ebced deyip duruyorsunuz. Kaçından sonra? Bakın arkadaşlar, siz Yakup Bey bulurken ben burada göstereyim. İnkar edenler görmezler mi ki gökler ve yer bitişik durumdaydı. Biz onları ayırdık. Ayrıca her canlıyı sudan yarattık. Hala inanmayacaklar mı? Bakın bunlar Mekkeli'ye yönelik kurulmuş cümleler olduğunu düşünüyorsunuz. Mekkelilere döndü peygamber, dedi ki ey inkar edenler, gökler ve yer bitişikti. Mekkeliler de bu ayeti çok anlamlandırdılar. Böyle mi düşünüyorsunuz? Yoksa tüm insanlığa gelmiş, daha sonraki insanların daha iyi takdir edeceği bir ayet mi bu? Evet. Burada şimdi bakın. Bak 83. ayetten itibaren okuyorum. Siz orada yanlış çeviri varsa söyleyin. Bir de sana Zülkarneyn'den soruyorlar. De ki size ondan bir hatıra okuyacağım. Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar sahibi yaptık. Ve ona ulaşmak istediği her şeyi elde etmesinin bir yolunu verdik. Derken o bu yollardan birini tuttu, gitti. Nihayet güneşin battığı yere vardığı zaman. Şimdi buradaki mantık nedir? Bana açıklar mısın? 83. ayet mi? Güneşin battığı yere vardı dediği, nihayet güneşin battı 86. ayet. 86. Evet. Burada sorunuz neyi, anlayabilir miyim? Güneşin battığı yer neresi kardeşim? Bilmiyorum. Önemli de değil. Nasıl önemli değil ya? Önemli olan, bakın Kur'an'da Yasin suresini okudum. Olayların neden anlatıldığıdır. Nerede olduğu değildir. Nerede olduğu benim niye umurumda olsun? Önemli olan oradan alacağım hikmettir, anlatılan şeydir. Yoksa ne hikmeti, nedir? Bursa'da olmuş, Ankara'da olmuş, bunun kime ne faydası var? Ahmet Bey, güneşin doğduğu yer ve battığı yeri söyler misiniz bana? Kur'an'da doğduğu yer ve battığı yer diyor. Tamam. Yapmayın yani. 86. ayette değil mi? Evet.
Şimdi bakın burada şey var. Ayetin Arapçasını ekrana vermek istiyorum ama bulmaya çalışıyorum. Evet. Ekrana verebilir misin? Evet. Yok, bir şey yok. Şöyle. Şimdi bu da çok yöneltilen bir eleştiri. Burada da buna cevap vermiş olalım madem öyle. Ya bir türlü şuna alışamadım. Evet, şeyi kaybettim de bir dakika. Evet, arkadaşlar bakın burada gurub ifadesi Arapça'da Türkçedeki gibi batma kelimesi tek kelimeyle ifade edilmiyor. Burada bakın gurub kelimesi hani İngilizce'deki sunshine miydi? Yani batma kelimesi Arapça'da gurub yani güneşin batışını gurub kelimesiyle ifade eder. Garaka değil. Garaka suda bir şeyin gömülmesidir. Garaka demez burada. Gurub der. Yani orasını güneş, sormadım. Bir, orasını hani, sormadım. De orasını gurub sormadım olduğunu gördük. Yani güneşin battı. Bakın lütfen çarpıtmayın. Burada hayır orasını sormuyorum ki benim sorduğum şey dünyanın batısı güneşin battığı yer neresi? Herhangi bir yer burada. Bir gözle. Nerede? Nasıl herhangi bir yer? Güneşin battığı yer denilir mi herhangi bir yere? Nasıl herhangi vardı? Tabii. Bakın, nasıl vardı güneşin battığı yere? Nasıl vardı güneşin battığı yere bu adam? Aynı başında elif lam olmadan geliyor. Yani herhangi bir gözede batar buldu diyor. Battığını sormuyorum. Battığı ayrı bir konu. Tamam. Diyor ki Zülkayren'i ben yol verdim gitti güneşin battığı yere vardı diyor. Tamam. Siz dünyada yürüyün. İsterseniz arabayla gidin, isterse gemiyle gidin. Tamam, güneşin battığı yere batıyor olarak. Güneşin battığı yere varabilecek misiniz? İşte bu arkadaşım burada herhangi bir yerde batmış. Ne sorduğunuzu da tam olarak anlayamıyorum. Yani herhangi yerde batmaz güneş. Herhangi yerde batar mı? Herhangi bir tabii ki. Güneşin battığı falan yok kardeşim yapma ya. Ben güneşin batışını sürekli Çınarcık'tan seyrediyorum. Orada ufukta sen göremez oluyorsun. Sen göremez oluyorsun. Onu sen göremez oluyorsun. Yok tabii ki. Orada başkaları görüyor ama. Amerika'daki güneş... Avusturya'daki görüyorum. Ve şu an bir tebessüm edeceğim. Güneşin batışını peki siz nasıl ifade ediyorsunuz? Ya güneşin battığı, batışını başka bir şey. Güneşin battığı yere varma başka bir şeydir. Güzel kardeşim. Güneşin batışını Türkçe'de nasıl tamam, ifade edersin? Anlaşıldı. Güneşin doğduğu yere vardı. Güneşin, bak, güneşin doğduğu yere vardı. Güneşin doğduğu yere böyle bir şey bir yere varamayız bu şekilde. Güneşin doğduğu yere güneşin vardı. Güneşin bir gözede batarken buldu diyor. Bir gözede bir suda. Yani ya, benim aynı Çınarcık sahilinde gördüğüm gibi orada batarken bulmuş. Yani akşam vakti gitmiş. Bunu anlıyoruz orada. Çok basit. Akşam vakti gitmiş diyorsunuz. Evet evet. Güneşe batarken güneşin bulmuş. Battığı yere. Güneşin doğduğu yere ne zaman varmış? Bilmiyorum. Bir de diyor onu güneşin vermez. Doğduğu yere gitti. Tamam. Nasıl vardı oraya? Güneşi aynen burada olduğu gibi ufukta bir yerden doğarken o bölgeye gitmiş. Arkadaşım işte burada zihniyet. Buradaki burada evelip gevelemeye gerek yok. Kur'an dünyayı düz zannediyor. Alakası yok. Alakası çok var. Düz var zannediyor. Güneş aşağıya doğru indi böyle o battı bir kenar var diyor. O evet, kenara var. Bakın burada garaka demiyor. Bir suda batan bir şeyden bahsetmiyor. Arapçada garaka batmayla alakalı fiil garakadır. Burada Sülkayran varıyor orada demir eritiyor. İki dağın arasını diyor demirle doğru. Erittim. Doldurdum. Ya anlamıyor olabilirsiniz. Ben buna bugün şey dünyada Ahmet Bey bugün dünyada dünyada karıncanın yürüyüşünü uzaydan seyrediyorlar. Eğer önüne set çekilmiş bir toplum varsa iki dağ arasında çıkamayan o şimdi gözükür. Yapmayın. Diyor ki iki dağın arasına demir erittim o toplum oradan çıkamaz. Kimdir o toplumlar biliyor musunuz? Bilmiyorum. Yecüc ve Mecüc. Gelecekte olacak bir olay da olabilir. Yecüc ve Mecüc dediği. Gelecekte olacak bir olay da olabilir burada anlatılan. Onlar diyor oradan artık çıkamazlar. Peki neresidir orası? Hangi dağlar? Bilmiyorum. Ha, ben bunu soruyorum. Bir, ikinci. Bak şimdi başka ben bir şey. Ben de size bunu sorayım. Buradaki ayetler bakın birkaç tane ayet sizinle paylaşacağım. Bu ayetler hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl oluyor da Mekke gibi kitabın bile olmadığı bir toplumda kitabhanenin evet. olmadığı, öğrenimin olmadığı, okur yazar evet. insan sayısının bile çok az olduğu evet. bir toplumda evet. nasıl oluyor da Kur'an'ın içerisinde gökle alakalı bu kadar mükemmel veriler olabiliyor? Hepsi yanlış. Lütfen okuyun. Hepsi yanlış.
Yanlış değil. Bu bölüm neresi yanlış? Bakınız şimdi. Nasıl yanlış biliyor musunuz? Bu bölüm neresi yanlış? Burada hadi tartışalım bunu. Şu bak gösterdiğiniz ayetin arkasında evren şey gözüküyor. Yıldızlar gözüküyor. Tamam. Değil mi? O yıldızların bir tanesini dünya kabul et. Tamam. O dünya nasıl yer oluyor evrene? Size soruyorum. Bakın burada tüm evrenin yaratılışından bahsediyor. Gökler ve yer bitişikti diyor. Yer, tüm evrenin böyle bir teori yer, yok. Bilimsel bir teori yok. Yok. Var. Nasıl göklerle yer bitişik olur? Gökler dediğiniz şey nedir sizin? Bitişik olan. Evren tek bir noktadan oluşmuş. Tek bir nokta. Gökler ve yer bitişikti diyor. Atlamadan sonra milyon yıl sonra dünya oluşuyor be kardeşim. Bakın, yapma. Ne kadar aynı güzel. Şey Tevrat'ta da var. Aynı şey. Her canlıyı sudan yarattı diyor. Ben size okuyayım evet, Sümerlerden. Yani, Sümerlerden okuyayım. Şey de var. Şimdi burada çok önemli bir şey de var. Ayetin bitiş cümlesi de çok önemli. Yani göklerin ve yerin bitişik olmasının. Ya gökler ve yer diye bilimsel bir tabir varsa bana söyle Ahmet Bey yapma ya. Gökler ve yer diye bilim insanının bir bilim insanının makalesini söyle ki bana gökler ve yer desin. Tamam. Var mıdır? Bildiğiniz bir bilim insanı varsa bana söyleyin evren ki tek bir noktadan yer ve gökler desin. Dünyaya evren, yer desin. Evren tek bir noktadan patlayarak ya ayrı bir şey. Büyük patlama ayrı bir şey. Kur'an'ın ondan haberi yok. Tamam. Bir Kur'an ondan ne haberi var? Geçelim. Hadi buna bir ya yer, bakın buna ne geçelim. Diyorum? Açık net soru soruyorum. Bir bilim insanı gösterin. Göğü korunmuş tavan yaptık. Tekil olarak bir, dünya göğünü kastediyor. Onlar o ayetlerin hepsini biliyoruz. Buradaki insanların hepsi buyur, biliyor. Yakup kardeşim buyur lütfen konuş. Diyorum açma. Ki soruyorum. Göğü korunmuş tavan yaptık diyor. Ve onlar ayetlerden yüz çevirmektedirler. Lütfen buna izah et. Bakalım nasıl Ahmet Bey, ne göğün korunmuş bir tavan olduğunu yayına gelirken birbirimize saygılı olalım dedik değil mi? Tabii ki saygılı. Fırsat bir geldiği zaman konuşalım. Sorular sorduğumuz zaman yalın ve kısa cevap. Tamam, diyorum buyur, ki buyur, bir bilim insanı var mı? Tanıdığınız bir bilim insanı var mı? Yerler ve gök diye. Tabii ki. Kim? Big Bang. Big Bang ile alakalı. Big Bang insan değil kardeşim. Big Bang bir olay. Tamam. Bu olayla tamam. Alakalı hem Kur'an'ları ortaya koyanlar hem ispatları ortaya koyanlar bununla alakalı zaten bu bilgiyi veriyorlar. Gökler ve yerin tek bir noktadan mı ortaya çıktığını söylüyorlar. Ya siz gökler bir diye bir şey yok arkadaşım. Patlama olduktan sonra yıldızlar patlıyor ve daha sonra oluşuyor sistem. Ne yeri? Tamam. Siz yer, dünyayı milyarlarca... Neyse. Trilyonlarca yıldızın içerisindeki bir kum tanesi kadar olan yere nasıl yerleşsin? Yakup kardeşim bir sonraki slayta geçelim. Gereksiz bir tartışmada vakit kaybetmeyelim. Hayır bu gereksiz değil. Ayetle alakalı ne söyleyeceksin? Aynı Edip Yüksel'in ahlakına mı şey? Lütfen bu iki ayetle alakalı bilgiyi verir misin? Bu iki ayetle alakalı nasıl oluyor da Mekke gibi bir toplumda bu iki ayet olabiliyor? Göğün konu tekil olarak geçiyor ve dünya göğünü kastediyor. Ya. Ve her biri bir yörüngede yüzer diyor. Cevabınız var mı? Yok. Gülüyorsunuz. Yüzmez. Yüzmez. Buyur, Bodri Meydan. Yüzmez. Bodri Meydan güzel kardeşim. Yüzmez. Buyur. Her biri bir kendi... Bodri Meydan. Şimdi bakınız. Ay, ay sonradan oluşan bir şeydir. Çarpmayla. Demin okudum. Ay ve güneş bir yörüngede yüzüyor. Ve Kur'an bunlardan. Hepsi yörüngelerinde yüzerler diyor. Ya bunu daha önce söylemiyorsun. Cevap yok. Ya kardeşim yapma ya. Aynen ya. Öyle cevap yok. Tam başım. Da tahmin ettiğim gibi. Evren duman halindeydi diyor. Nasıl oluyor da Mekke? Nasıl duman halindeydi evren ya? Duman halindeydi evet. Evrenin ilk oluşum aşaması gaz aşamasıdır. Tamam gaz aşama duman mıdır gaz? Dumandır tabii ki. Neyse. Göğü düzenledi. Duman halindeki göz düzenledi. Şimdi ona sevgili kardeşim. Dedi ki, ben şimdi bilimsel şeylere bak ben ne diyeceğim? Sizin astrolojiyle ya da astroloji değil, ya da biyolojiyle bir ilişkiniz var mı? Bir tahsiliniz var mı? Ben hobi olarak tabii bilimsel bilimsel ilgileniyorum. Bir saniye ilgileniyorsanız şunu söylüyorum. Ben net şeyler söylüyorum. Net. Ve bilim insanlarının söylediğini söylüyorum. Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da dünyanın sel bastığını söylüyor. Doğru mu? Nuh'a gemi yapıldığını ve insanların Kur'an ve bazı... Kur'an bölgesel olduğunu söylüyor. Şey olduğunu, genele yaygın bir şey olduğunu söylemiyor Kur'an. Nerede, nasıl söylüyor? Nerede geçtiğini söylüyor? Burada konu saptırmayalım. Tekrar konumuza geçelim. Güneş kendisi için... Bak şimdi, bak canım kardeşim, ne diyeceğim?
Gerek Tevrat dedin içinde... Ne güneş aya yetişebilir ne de gündüz onun önüne geçebilir. Hepsi bir yörüngede yüzerler. Nasıl oluyor da bu kadar mükemmel bir bilgi Kur'an'da oluyor, bunu nasıl bilebiliyor? Ya Kur'an'ın bildiği bir şey yok. Önceki bilgiler bunlar. Buyur kardeşim burada. Al bununla alakalı ne ya söylüyorsun? Önceki bilgiler Sümerler'de de aynı şey söyleniyor. Sümerler'den. Evet. Hemen ben Sümerler'den bir şey getireceğim buraya. Alın İlmiye Çığ'ın kitaplarından burada okuyun. Hemen ya arkadaşım bak şimdi sorularına. Buyur lütfen. Ne diyor? Okuyalım buradaki şeyleri, yasaları. Buradaki korkunç yasalar neden Kur'an'da yok? Buyur oku. Hangi tek korkunç? Al burada Sümerler, Hammurabi yasaları. Ben sizinle şu şekilde konuşayım o zaman. Bir tane kapatır mısın? Lütfen. Bir zahmet kapatır mısın? Hammurabi yasalarından bahsetmiyorum ben. Başka şeyden bahsediyorum ama. O zaman siz madem buraya getirdiniz. Bakınız şimdi. Buraya getirdiniz sizinle net şey, rakamsal şeyler konuşacağım. Madem rakamlara çok çok şey yapıyorsunuz. Aha, Kur'an'da ciddi 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 yanıt istiyorum. Bakın şimdi. Nisa suresi 11 ve 12 var. Ve orada diyor ki siz çocuklarınıza ve eşlerinize neyse mirasçılara ne vereceğinizi bilemezsiniz. Ben sizden daha iyi bilirim diyor ve paylaştırmasını yapıyor. Ne yapıyor? Oranlar var. Ne diyor oranlar? Açar mısın? Getirir misin? Nisa suresi 11-12 ekrana getirir misin bize hemen? Getireyim. Evet. Bu da yanıtsız kaldı tabii benim söylediğim şey. Bir dakika. Maalesef az önce kapatmışım şeyi. Şimdi ben orada söyleyeyim, ayeti söyleyeyim biliyorum ve soruyu sorayım size. Yok bir dakika açayım daha güzel olur. Aç. Madem böyle kesin gidelim. Yani rakamlardan gidelim. Matematik mi? Madem matematikmiş, buyur matematik yapalım. Ama sizin matematikle maalesef aranız iyi değil. Çok iyi benim matematikle. Hiç sorunu olmadı okullarda. Evet, burada. Okuyunuz, kendiniz okuyunuz. Ne diyor ayette? Allah size çocuklarınız hakkında öğütte bulunuyor. Erkek kadının iki katı pay alır. Mirasçılar evet. Sadece kadın olup ikiden fazla iseler terekenin üçte ikisi onlarındır. Çocuk sadece bir kadınsa terekenin yarısı onundur. Ölen kişi ardında bir çocuk bırakmışsa ana babasının her ikisine altıda bir düşer. Tamam burada neyi sormak istiyorsunuz? Direkt konuya yani, geçin. Efendim? Okudunuz mu? Ben orada şimdi şey vereceğim size, oran vereceğim, paylaştır diyeceğim. Yani Kur'an'a göre paylaştır. Tamam. Çok basit. Hemen basit bir şey söyleyeceğim. Tamam. Bir şey düşünün. Yani aile düşünün. Aile. Hani Nisa suresi 12'de diyor ki eşlerinizin çocukları varsa dörtte biri sizin. Eşlerinizin çocukları varsa dörtte biri sizin. Tamam. Eşlerinizin çocukları yoksa yarısı sizin diyor. Değil mi? 11. ayette mi? 11. 12. ayette. 12. ayette diyor. Şimdi soru şu. Diyelim ki bir kadın öldü. Tamam. Bir kadın öldü. İki çocuğu var. Annesi babası var. Kocası var. 120 bin lira para birikti. Parası var. Şimdi... Parası. Bir saniye. Çok önemli. Hı-hı. Çok önemli. Kur'an'a göre paylaştıracağız bunu. Eğer paylaşıyorsa şu anda 1060 kişi izliyor. İman edeceğim. Şu laptopu öpeceğim. Kur'an'a iman edeceğim. Söz mü sizde Kur'an'ın hatalı olduğunu kabul edecek misiniz? Diyor ben hatalı olmadığına eminim. Hayır ben ne diyorum? Ben de hatalı olduğuna eminim. Onun için diyorum ki şu laptopu öpeceğim. Şu 1066 kişinin içerisinde iman edeceğim Kur'an'a. Az önce gösterdiğim ayetler sizi iman ettirmedi. Bakın bir ayet, tek bitecik ayet. Kur'an'da, İncil'de veya Tevrat'ta günümüze uymuyorsa, bilime uymuyorsa, akla uymuyorsa at çöpe gitsin kardeşim. Bir tanesi, tek bir tanesi. Ve burada soruyorum, 120 bin lira para var. Kadının iki tane kızı var, annesi babası var ve kocası var. Paylaştır bu parayı. Kur'an'a göre paylaştır. Ve secde edeceğim şu anda. Hı, maşallah. Evet. Evet tamam söyle kardeşim ney? Söyledim ya. 120 tamam, bin lira parası var dedim kadının. Tamam. 120 bin parası. İki tane kız çocuğu var. Annesi babası evet. Var. Annesi babası var.
Kocası var. Tamam, parayı mı paylaştıracağım? Parayı paylaştır. Annesine babasına verir misin vermez misin bilmem. Kızlara verir misin verir misin? Kocasına verir misin benim vermez şöyle bilmem. Burada bir iddiam yok. Şimdi Kur'an'daki bu bir hukuk sorusudur ve gerçekten bunun üzerinde çalışıp buna cevap vermek gerekir. Miras gibi benim yani özel ilgim alanım olmayan bir şeydi. Böyle bir şeyi sorduğunuz zaman şunu ben şöyle cevaplayabilirim. Siz bana söyleyin. Şimdi ben kaydını alayım. Ben bunun üzerine çalışıp size cevap veririm. Olur. Ama şu an bunun ben size diyeyim ki Kur'an'da yazıyor orada beyefendi. Ahmet Bey yazıyor. Ayete göre paylaştır. Yazıyor. Neyini çalışacaksınız? Tamam. Yazıyor. 11-12 okuyun. Orada yazıyor kime ne vereceğinizi. Tamam. Çocukları yoksa hanımınızın bıraktığı yarısı sizindir. Tamam. Tamam. 11-12'de yazıyor. Çocuklar var ise bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Evet. Ver dörtte kalanı biri. Kalanı çocukların olmuş oluyor. Bu payı borçlarının ödenmesinden ve yaptıkları payların dağıtılmasından sonradır. Çocuklarınız yoksa bıraktıklarının dörtte biri onlarındır. Burada anlamadığınız ne var? Ya diyorum ki 120 bin lira para var. Tamam. Kadın öldü. Bu 120 bin lirasını paylaştıracaksınız. Siz Müslümansınız. Kur'an diyorsunuz. Kur'an elinize alacaksınız. Kur'an kadın elinize öldüyse, alacaksınız. Çocukları yoksa 60 bin lirası sizin. Çocukları var. İki tane kız çocuğu var. Çocukları yoksa 60 bin lirası sizin. Çocukları varsa. Evet. Çocukları varsa 30 bin lirası sizin. Kalanı çocukların. Var mı öyle bir ayet? Nerede yazıyor 30 bin lirası sizin? Çocukları var ise bıraktıklarının dörtte biri sizindir. 30 bin lirası sizin. Tamam. Anne baba var artık. Çocukların. Anne baba var. İki kız var. Annesi babası var kızın. İşte dörtte biri sizin. Kalanı ya. O kalan paylara dağıtılacak. Devam edelim. Kalan paylara dağıtılması şu an. Şu an demin bir şey söylediniz, doğru söylediniz, bilmiyorum dedim. Doğru değil. Tamam, bakıyorum şu an ben de yorumlamaya çalışıyorum. Doğru değil, öyle doğru değil. 30 bin lira sizin, doğru mu? Tamam. Çocukları var ise bıraktıklarının dörtte biri sizin. 30 bin lira sizin şu an, doğru mu? Tamam. Bu pay borçların ödenmesinden ve yaptıkları vasiyetin dağıtılmasından sonradır. Çocukları yoksa bıraktıklarının dörtte biri onlarındır. Dörtte biri onlarındır. Çocukları varsa bıraktıklarının sekizde biri onlarındır. Bu şuradaki dağıtılan paya dağıtılıyor. Ya, şimdi, borçlara ve vasiyetteki payların dağıtılması. Borç falan yok. Vasiyet de yok. Hiçbir şey yok kadının. İki bu kızı var. Şimdi bak kardeşim. Birinci ayete geçersen 11. ayete. Orada abi, diyor ki. Bir dakika bitirelim madem öyle. Bu pay borçlarınızın ödenmesinden ve yaptıklarını vasiyetteki payların dağıtılmasından sonradır. Miras bırakılan erkeğin veya kadının çocuğu ve eşi olmayıp bir erkek veya bir kız kardeş varsa bu durum halinde 1/6 düşer. Bundan fazla iseler 1/3 paylaşırlar. Bu vasiyetin payların dağıtılmasından, borçların ödenmesinden sonradır. Son derece açık burada. Niye anlamıyorsunuz anlamıyorum. Ya söyleyin kardeşim ya. Oran veriyor. Diyor ki bak oran 1/6 anneye verecek diyor. Bak tamam. Mirastan kalandan değil. Demin diyorsunuz ki bu alınacak kalanı paylaşacak. Öyle miras olur mu? O zaman şöyle siz 4 kardeşsiniz. Mesela kardeşin yarısını alsın gidin 3 kardeş geri yarısını bölüşsün. Böyle olmaz. Miras bütünden bir vasiyet yoksa bu dağıtım tamamen bir vasiyet yoksa geçerli. Vasiyet bırakmamışsa. Vasiyet yok. Vasiyet orada. Yok diyorum. Tamam, laf uzatmaya gerek yok. Laf bak annesi var, babası var, iki kızı var kardeşim. Kur'an'da orada yazıyor ayette. Diyor ki bir kızı varsa yarısını verin diyor bak. Bir kızı varsa. Çok teknik ve sıkıcı bir tartışma yapıyoruz şu an. Hayır. Ayet konuşuyoruz. Ayet konuşuyoruz. Teknik bir tartışma. Ne diyorum? İddia ediyorum. Diyorum ki, çok kolay anlaşılacak şeyler var. Burada bunlara cevap veremediniz. Bu tür bir ayet nereden girdi buraya? Neyse Ahmet Bey önemli değil. Önemli değil. Şimdi bakın ben size sadece size demiyorum. Hodr meydan diyorum. İslam alemine hodr meydan diyorum. Nisa suresi 11-12. İslam alemine hodr meydan diyorum. Ne yapacağım? İman edeceğim. Açıklayın bu mirası bana iman edeyim diyorum. Bu ayet seni iman ettirmiyorsa o ayette iman ettirmeyecek. Hayır, onlar hepsi var. Göğü gücümüzle biz kurduk, onu genişletmekteyiz. Al sana kapı gibi ayet. Ya ne genişletmesi? Hangi alim demiş genişletiyor diye? Ne genişletmesi? Almancasına bakıyorum.
Bizim gücümüz yeter bunu yapmaya. Gücümüz bu kadar geniş diye çeviriyor. İngilizcesine bakıyorum keza öyle. Bizim Türkler sadece genişletiyoruz diye yazıyor. Yok. Kurt gibi de yok. İbnikesir'de yok. Kurt gibi de yok. İbnikesir'de yok. Hiçbirinde yok. Herhangi bir Kur'an mealini aç. Al sana vasiyen. Burada vasiya kelimesi. Vasiya kökü geçiyor. Siz şu biraz kaçtayım. Ne diyorum ya? Bak burada diğer ayetleri, geçiş yerlerini de aldım. Hepsinde vesaire kelimesi geçiyor. Arkadaşım şu miras ayetlerini diyorum ki beni iman ettirecek misin? Niye geldin sen buraya? Ben seni iman ettirmekle alakalı... Astroloji konuşmaya mı geldin, Kur'an'ı konuşmaya mı geldin? Tabii Kur'an'ı anlatmaya geldim. O zaman Kur'an'ı anlatmaya geldin. En önemli... Bakın her insanın başına gelen bir şeydir. Miras konusu her insanın başına gelen bir şeydir. Siz tabii. Kur'an diyorsunuz. Ben meyalli yapıyorum diyorsunuz. Bana Nisa 11-12'yi açıklayamıyorsunuz ya. Sizin buradaki açıklamaya çalışıyorum. Miras konusu teknik bir konu, hukuksal bir teknik konu. Teknik değil. Oranları vermiş. Vermiş oranları ya. Altıda bir anneye ver diyor. Altıda bir babaya ver diyor. Yarısı sizin. Dörtte biri sizin diyor. İki kıza ne verecek? Onu soruyorum. İki kıza ne verecek? Ayette ne yazıyor? Kadının annesine babasına miras var mı? Bu ayeti... Bak, bilmediğiniz hemen su yüzüne çıkıyor. Tamam. Matematiklerle buraya o epcep hesaplarıyla bilmem neyle buraya Kur'an ispatlamaya geliyorsunuz. Sizden rica ediyorum Almancasını bu ayetin buraya verin. Madem öyle görelim. Hangisini? Almancasını buraya verin. Madem Almancasında böyle geçmiyor dediniz. Lütfen o Almancaları buraya verin de görelim. Evet bizim gücümüz buna yeter diyor Almancasında. Her iddiasına bakın. Ben de, verin buraya. Verin. Bakın ben de orijinal Alman. Ben şu anda yanımda yok Almanca Kur'an. Bu ayetin çevirisine bakalım o Almanca'da. Hayır, bu ayetin çevirisine bakma. Bakınız ne diyorum? 1965'te Alman tarafından yazılmış Kur'an. Bu Kur'an'la Kur'an ayetlerine hep el atıldı. Sonradan hepsine el atıldı. Yok. Bu ayetler, gidin Elmalı'nın 100 yıl önceki çevrilen mealine bakın. Aynı genişlik anlamında çevrilmiştir bu kelimeler. Ayetin yanlış çevresinden yola çıkarak yanlış kanaatler oluşturuyorsunuz ve bunu da malzeme yapıyorsunuz. Bunu bu tabii bir bak şimdi ben ne diyorum arkadaşım sen bir fantazi üzerine bu ayeti getiriyorsun. Hadi yarın bilim insanları evren genişlemiyor derse ne yapacaksınız? Nereye kaldıracaksınız bu ayeti? Bilim teorisi. Bilimin bir teorisi yapmayın ben size net şey söylüyorum net. Yaşanan. Evren genişlememesi diye bir şey yok. Bu gözlemlerle nasıl bir şey yok ya, bilim kanıtlanmış bir şey. Çıktı? Evrenin genişlemesi. Evrenin genişlemesi ne zaman atıldı? 1928'de Hubble bunu kanıtladı. Evrenin genişlediğini. Tamam kanıtladı değil. Bir teori kanıtladı. Kabul edildi. 1960'lı yıllarda da Ardalan ışımasının keşfedilmesiyle. Ya, Ahmet bir şey söyleyeyim mi? Bana söylediler. Bana dediler ki ya boşuna tartışıyorsun bunlarla. Çünkü seni hiç dinlemeyecek dediler. Ve dedikleri gibi çıkıyor yani. Evet. Ben net bir şey söylüyorum. Net. Siz çok iyi dinliyorsunuz değil bakınız, mi? Bak, biz yarım saat dinledim o şeyleri, o rakamları. Ben ayet veriyorum size. Diyorum ki bunu bana şu hesabı yapın, basit hesabı yapın. Mirası dağıtın diyorum. Secde edeceğim burada diyorum. Daha ne istiyorsunuz? İnşallah seni secde ettirecek biriyle karşılaşırsın. Ne diyeyim? Ya şimdi evet, o zaman burada isterseniz kapatalım. Yeterince tartıştık. Yani verimsiz bir yere doğru gidiyor. Daha bir sürü ayet var. Yani daha 2 saat olmadı. Yani 2,5 saat devam edebiliriz. Yok yeterli bence. Gerek yok. Çünkü çok kısır. Son şeyde Halis Aydemir'i açtığımızdan beri 11-12 ne sıkıştı Ahmet Bey? Halis Aydemir'i açtığınızdan beri çok sıkıcı bir tartışma. Gerek yok. İzleyenlere yazık. Hayır. Şimdi sizler alışmışsınız ya. Karşınızda kimse olmasın. Anlatalım. Güzel anlatalım. Böyle bir şey yok. Ben diyorum ki bak kardeşim. Diyorum ki Nisa suresi 11-12. Sırf sana demiyorum bunu. Video yaptığım günden beri iddia ediyorum. Bir tane alim. Ben şimdi bugünden itibaren tekrar videolar çekeceğim ve videolar yoluyla sizi güzel bir eleştireceğim inşallah. Şimdi videolarda eleştirebilirsiniz. Karşınızda kimse yok. Karşınızda kimse yok. Kaçmayın bak buradayım. Daha bir sürü sorular var. Yok yeter. 2 saat oldu. Şimdi ben sabah 6'da kalkıp işe gidiyorum. Şimdi size Sümerler'deki şeyi bulacaktım. Gitmeyin. Hammurabi'nin yasalarını verdim. Hammurabi Sümerler'den gelmiyor. Bunu da söyleyeyim de yanlışlıkla. Hayır. Şey var. Yani Sümerler'de de yazar onu. İşte yer birbirinden ayrıldığı zaman, yer birleşik olduğu zaman diye aynen ayetler, o ayetler orada var. Şimdi bakınız aklınızda olsun. Nisa suresi 11 ve 12.
Miras paylaşımlarını anlatıyor, rakamlarla anlatıyor, oranlarla anlatıyor. Ve iddia ediyorum, diyorum ki sadece siz değil. Hangi Müslüman gelirse gelsin. Ben sana başlamadan şöyle bir şey söyledim mi? Ayet numaralarını verin. Ben hazırlıklarımı yapayım. Kepsler de hazırlayayım. Siz arıyorsunuz. Vakit kaybediyoruz yani. Çok sıkıcı. Meal yaptım diyorsunuz. Meal. Meal yaptım diyorsunuz. Kur'an'ı meal ettim diyorsunuz. Nasıl meal ettiniz o zaman Nisa suresi 11-12? Meal yapmakta bir sıkıntı yok ki. O zaman yanlış meal yapıyorsunuz işte. Ve yanlış meal yapmıyorsunuz. Ya anlatamıyorsunuz. Nisa suresi 11-12 anlatın diyorum ben. İki kız çok zor değil. İki kız bir anne bir baba ve eş. Verin bu 120 bin lirayı dağıtın diyorum. Çok zor bir soru mu? Tamam. Ben de burada açıklamaya çalıştım. Açıklamadınız ki ayeti okumaya çalıştınız. Tamam ayeti okumaya çalışacağım zaten. Ne yapabilirim? Ben söylüyorum zaten ayeti. Meblağı veriyorum. Diyorum ki şu kadar meblağ var. Burada toparlayacak olursak ben burada bizi dinleyen şu anki kardeşlerime şöyle seslenmek istiyorum. Bu kitabı lütfen alayın. Ön yargılarınızı bırakarak lütfen okumaya çalışın. Şimdi Kur'an eleştirisini yapan birçok arkadaş maalesef ön yargılarla bir takım ayetlerin ucunu bucunu çekiştirerek bu tür tarzı... Ucunu yani, bucunu çekiştiriyorum. Nisa suresi 11-12 hepsini söylüyorum. Bu konularda tartışmalar... Bak kendini ispat etmek istiyorsan kitabını şey yapmaya gerek yok. Bak ayeti aç ve izah et bize. Tamam. Tamam ne yapalım biliyor musunuz? Özellikle Nisa 11-12 için bir tartışma yapalım olur mu? Başka bir gün. Hayır, sadece bu konuyu orada işleyelim. Olur mu? Fazla bir şey yok burada. Paylarını vereceksiniz. İlkokul çocuğu bunun hesabını yapar. İlkokul çocuğu bunun hesabını yapar. Yani ilkokuldaki bir çocuğu getir, dörtteki çocuğu bu hesap, oran hesapları. Benim size gösterdiğim o tablolardaki şeyleri açıkladınız mı? Herhangi bir yorumunuz oldu mu? Yok. Hangisi? Anlamadım bile. Hepsine ebced dediniz. Ebced orada bir tane veride vardı. Birçok veriyi anlamadınız maalesef. Buna şimdi, rağmen orada Ahmet Bey, bakınız istediğiniz kadar rakamları koyun. Şu kadar ayet var, şu kadar gün yapıyor. Ben diyorum ki size bak günlerin sayısı 1750 idi. Buyur. 1750 tane yem çıkartacaksın orada. Siz tabii orada şunu anlamıyorsunuz. Gökler ve yer derken ne zamanı kastedildiğini anlamıyorsunuz. Niye anlamıyorum? Siz peki 365 günü çıkartıyorsunuz. Niye çıkarıyorsunuz 365 günü? Bugün yıl 365 gün de değil. Evet 365. 360.6. 360.06. 06. Tamam 06. 365 geçmiş. Bakın 365'i geçmiş. 200-300 yıl sonra zaten 365 gün olacak. Şöyle söyleyeyim. Kur'an açıkçası kaçmak isteyenlere mutlaka bir delik verir. Eğer İman etmek istemiyorsanız, bir delikten kaçmak istiyorsanız o 6 saat sizin işinize yarayacaktır. Ama o delikten kaçmak istemiyorsanız Kur'an'daki tekil bir kelime bunlar iş yapmaz. Ahmet Bey, sizi hayretler içerisinde bırakacaktır. Aynı beni bıraktığı gibi. Buradaki insanlar, bilinçli insanlar, buradaki insanlar o dediklerini, o evrenin yaratılışını bilmem neyi yerini bilir, çok bir cebinden çıkaran insanlar. Yapmayın öyle bilgisiz bir kitleye hitap etmiyorsunuz. Bakınız ayet var diyorum. Bu ayeti bize açıklayın kardeşim. Başta ben iman edeyim ya. Ben size iman ettirebilecek ayetleri gösteriyorum. Görmek istediniz mi? Çevir. Ben onları istemiyorum. Kendine bakmadınız. Hiçbir tanesi. Güneş ve ay bir yörüngede yüzer diyor. Bu sizi etkiledi mi? Etkilemedi. Güneş hiçbir yere gitmiyor. Güneş hiçbir yere gitmiyor. Güneşin battığı yer diyor. Güneş nereye gidiyor da batıyor? Evet arkadaşlar ben... Ya güneş ona yanıt ver. Peki güneş nereye gidiyor da batıyor? Güneş hiçbir yere gitmiyor. Nereye gidiyor güneş? Söyler misiniz? Gerek yok. Bizim şu andan itibaren ben ikinci tartışmaya da gereksizliğini görmüyorum. Zaten söylemişlerdi. Ahmet Bey bugün gelir bir daha gelmez demişlerdi. Neden? Çünkü bu kaya gibi bu ayetler alnınıza çakılıyor sizin. Yapmayın. Evet. Daha çok ayetler var altından kalkamayacağınız. Altından kalkamayacağın sana onlarca ayet, onlarca veri gösterdim. Yani ama ya ben Kur'an'dan hiçbir şey göstermediniz sonra daha. Sonra Nisa suresindeki ayet o bölüşümle alakalı çalışmadığım, benim uzman olmadığım bir konu hakkında bana sorular soruyorsun. Savaşla alakalı ayetleri gündeme getir değil mi? Diline doluyorsun doğru mu? Oraya da getireceğiz. Gel konuşalım. Oraya da getireceğiz. Gel var mısın? Onu da getireceğiz ya. Savaşlar gel konuşalım tamam. Bir sonraki konumuz savaş olsun. Tamam. Var mısın? Tamam varım. Tamam kabul. Tamam. Tarih tespit ediyorum. Ama bu İsa suresi 11-12'nin yanıtını verin yani bize. Yok o konuyu orada tartışmayacağız. Savaşla alakalı konuları tamam. Senle. Tamam. Tamam.
En çok dilimize konulanı vaz alacağız. 16 Ekim. İslam tarihini vaz alacağız. 16 Ekim. Yok, Kur'an'ı vaz alacağız. He? İşine geliyor mu? Tabii Kur'an her zaman, Kur'an tartışıyoruz tamam. Şimdi zaten. 16 Ekim'de Kur'an'ın savaşla alakalı ayetlerini tartışacağız. Var tamam, mısın? Tamam. Tamam, tamam. 16 Ekim. Hangi konusunu dersen hiç fark etmez. Savaş. Yine en kaçacaksın. Çok eleştirdiğiniz konu yine değil kaçacaksın mi? Ahmet Bey. Gerçek söylüyorum. Yine kaçacaksın. Kaç bak bir de şey söyleyeyim. Sana bir şey söyleyeyim. Girişte de orada yanıltıcı bir bilgi verdim. Işte var ya, benimle ilgili yaptım. Bir saniye dinler misin? Siz değiştirdiniz. Buna rağmen girişte yanıltıcı bir bilgi verdiniz. Benimle ilgili yaptığınız videoda var ya. Benimle yaptığınız ilgili videoda. 10 tane konu yok. Utanmanız gerekirdi. 10 tane konu yok dediniz. Bir saniye. Kur'an'da. Bir saniye. 50 tane konu saydım o videoda. Tamam tamam saydınız. Bir şey demeyin. Oraya gelmedik daha. Daha oraya gelmedik. Oraya da geleceğiz. O ayetler de sizin dediğiniz gibi hiçbir tanesi bir kere çevre temizliğiyle ilgili hiçbir ayet yok. Görürüz. Siz orada hangi ayeti tamam, koydunuz? Tamam hemen getirelim onu. Hemen bir saniye bir saniye başka bir şey söyleyeceğim. Başka bir şey söyleyeceğim. Çevre temizliğiyle alakalı buyurun. Yani başka bir şey söyleyeceğim. Bak o videoda bana benim için diyorsunuz ki bunlar para için yapıyor. Bunların katıl butonları var. Ondan sonra bunlar kitap yazıp para kazanıyorlar. Katıl butonu açıp para kazanıyorlar. Burada sizi... Ben ne söyledim onu ve bu işten para kazanıyorsunuz bu doğru. Video dedin, katıl butonları var dedin. Bunlar para kazı. Beni eleştirdiğin videoda. Bir, katıl butonum yok. İki katıl tane butonunu kitap... kaldırdınız. Çünkü çoğunluğun Google'a gittiğini söylediğiniz için kaldırdınız. Beş gündür. Beş gün. Kaldırdım bak 5 gün. İyi beş para gün. Gelmiyor dediniz. Bir saniye doğru. Öğrendim. YouTube'a gidiyor para. Benim izleyicilerimin parası YouTube'a gidemez. %40 YouTube'a gidiyor diye kaldırdım. %90'ı size gelseydi bırakacak mıydınız orada? Yine bırakırdım. %10'unu kesse yine bırakırdım. Tamam. Niye kesiyor? %100'ü gelse sıkıntı yok. Hayır bak şimdi katıl butonu var diyorsunuz. Burada yalan söylüyorsunuz. Çünkü benim katıl butonum yok. Yok katıl butonu vardı. Ben genel olarak konuştum orada. Gidin videoyu tekrar seyredin. Aynı şeyi mesela kitap içinde söylediniz. Ben 2 kitap yazdım. İkisinin de basın masraflarını kendimiz verdik. Ve 1 lira daha cebine koymadım. Koyan onu da yanlış duymuşsunuz. Ben genele itibaren söyledim bu şeyleri. Genel bunlar diyorsun. Yani beni eleştirirken bunlar deyince ben içerisinde yok muyum? Bunlar yok. Hepsi siz. Niye siz içinde tamamen olasın? Biz bir şey söylediğimiz zaman yani Müslüman şöyle yaptı. IŞİD adam öldürüyor. İşte ben içinde değilim. Ben Müslüman almıyorum. Hayır. Üstüne nasıl almıyorsun? Müslümanlar şöyle yapıyor böyle yapıyor dediğimizde. Onun içinde değilim ben. Onu yapan üstüne alsın onun. Ya o zaman siz de doğru söylemeyeceksiniz. Mu? Tanım bilmediğiniz zaman söylemeyeceksiniz. Müslümanlar deyip genelleme yapıyorsunuz. O siz de öyle genelleme yaptınız. Siz de öyle genelleme yaptınız. Bunların dediğiniz katıl bir tonu var diyorsunuz. Gidin lütfen o videoyu tekrar seyredin. Orada istisnalı cümleler kurduğumu göreceksiniz. Lütfen dinlediğinizi iyi anlayın. Dinledim. Tamam. Hemşerim. Dinledim. Şimdi ben diyorsunuz ki... o bahsettiğiniz ayeti verdim. Lütfen alın ekranı onun hakkında konuşalım. Hangi ayeti? Verdim. Hangi ayeti? Söyleyin. Çevreyle alakalı ayet yok dediniz ya. Verdim hangi ona ayet? Verin lütfen. Hangi ayet? Verin. Tamam vereceğim. Bir saniye. Çok şükür. Tamam bir saniye. Evet. Bu ayet adeta bir mucize. Bu ayet adeta bir mucize. Rum suresinde evet. Zaten bu tür özellikler oldukça fazla. Tamam. Yakup Deniz'in iddiası çevre temizliğiyle ilgili bilgi yok. Oysa evet. Kur'an'da öyle bir yorum var ki evet. Bu zaten 1700'lü yıllarına kadar çevre bilinci yok. 1900'lü yıllardan sonra 1970'ten sonra çevre bilinci gelişiyor toplumlarda. Oysa Kur'an'da bakın ne var? Ayeti verin ekrana lütfen. Bir niye vermediniz? Verdik ya ayeti. Yok tekrar verin ekranda kalsın. Tekrar görelim. Ya ayette bir şey yok. Ayeti sizden ver ekrana ver. Ekrana verdim. Ekrana verdim. İnsanların kendi elleriyle yaptıkları yüzünden karada ve denizde bozgun çıktı. Yaptıklarının bir kısmı kendilerine tattırmaktadır ki vazgeçsinler. Şimdi denizde olan bozgun yoktu ki böyle bir bozgun. Değil mi? He. Nereden böyle bir cümle kuruluyor? He. Karada ve denizde bozgun çıktı diyor. Karada olanı herkes görebilir. Ama denizde olan bozulma süreci ancak 1900'lü yıllardan bu bilinç geliştikten sonra ortaya çıktı denizde olan bozgun. Bir kısmını kendilerine tattırmaktalar da diyor. Çevreyle alakalı, denizle alakalı böyle bir bilgi Kur'an'da var mı yok mu? Bir saniye kardeşim. Bunu sizin gibi açıklayan bir başka müfessir bir tane isim verebilir misiniz bana? Hiç önemli değil. Önemli, çok önemli. Çok. Çünkü burada çevre temizliğinden... Var mı bu ayette böyle bir şey?
Çevre temizliğinden bahsetmiyor o da. Nerede bahsediyor? Ne bahsediyor? Ne bahsediyor biliyor musunuz? Bütün müfessirlerden bahsediyor işte. Bütün müfessirlerin, İbn Kesir'in, Kurtubi'nin, ne kadar müfessir varsa hepsinin meyalini çıkarttım. Hiçbir tanesi çevre temizliğinden bahsetmiyor. Bir zaten tanesi adamların sonra anlamamış olması çok normal. Çünkü 1900'lerden sonra yaşayan adamlar mı anlamamış? Bakın, tabii ki anlamamışlar. Çünkü siz denizde buldum çıktı. Adam nasıl anlayacak bunu? Ya arkadaşım. Denizi görmemiş adamlar bundan nasıl bahsedebilir? Anlamaz ki. Orada çevre temizliğinden, deniz temizliğinden, hava kirliliğinden bahsediyor. Denizde olan bozgunculuktan bahsediyor. Bozgunculuktan. Karada olanı görüyordu bu insanlar. Denizde olanı arkadaşlar, nereden gördüler? Göremediler. Şimdi, bakın madem iş çıktı bize, bu ayeti getirdi Ahmet Bey sadece kendisi böyle anlıyor. Hiçbir Kur'an müfessiri bu şekilde anlamıyor. Kendisi de ayatmaya çalışıyor. Bakın Rum suresinin 41. ayetini İbn Kesir'den çıkarttım. İbn Kesir'den. Ondan sonra Kurtubi'den çıkarttım. Tamam, ondan sonra Taberi'den çıkarttım. Hepsini bakın okuyacağım arkadaşlar. Biraz uzun sürecek bu şey. Çünkü bunlar böyle ayetleri mutlaka kendi anladıkları gibi insanlara dikletmeye çalışıyorlar. Okuyorum. İnsanların elleriyle işlediklerinden dolayı karada ve denizde fesat belirdi. Ayet bu. Hı hı. Ki yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın. Belki dönerler. 42. ayette diyor ki, de ki yeryüzünde gezip dolaşan da daha önce geçenlerin akıbetinin nasıl olduğunu görün. Onların çoğu müşrik idiler. Karada ve denizde fesat, İbn Abbas, İkrime, Dehak, Sudi ve başkaları derler ki burada karadan maksat, iyi dinleyin arkadaşlar. Bunların nasıl sahtelik yaptıklarını gözlerinizle görün. Diyor ki karadan maksat su bulunmayan yerler. Bakın şimdi. Çöllerdir. Denizden maksat ise şehirlerdir. Tamam. Ve karadan maksat su bulunmayan yerler. Adam saçmalamış ve sen bunu mu savunuyorsun? Şehirler kasabalardır. Bakın İbn Kesir saçmalamış öyle mi? Saçmalamış tabii ki. Orada tamam. O kadar çok saçmalık neyse, var ki. İbn Abbas da saçmalamış. Peygamberin amcası. Hı? Peygamberin amcası da saçmalamış. İsmini kullanıyorlar ismini. Diyor İbn Abbas'a söyletiyorlar. İbn Abbas'ın haberi bile yok. Ben de göre ise şehirler ve kasabaların nehir kenarlarında olanlarıdır. Yani bir ayrım koyuyor. Diyor ki şehirler şunlardır, kasabalar şunlardır. Deniz diye insanların bol olduğu yerlere söylüyor. Başka bir burada mesaj. Ayet var. Bu ayeti bakın, bir oku bakalım lütfen. Bakın, Taberi. Bu dünyaya bir mesajdır. Onun haberlerini Taberi ki, bir süre sonra öğreneceksiniz. Taberi ki İslam dininin bel kemiğidir. Bütün kaynaklar Yalan. Taberi uyduruk rivayetler anlatan bir tane adam. Bak. Bütün kaynaklar onlara dayanır. Ne diyor? İnsanların kendi elleriyle kazandıkları günahlar yüzünden karada ve denizde fesat çıktı. Günah yüzünden. Hı hı. Yani insanlar ne yaptılar da denizi kirlediler de deniz kirliliğinden bahsetsin. Allah yaptıklarının cezasını kendilerine tattırsın. Bir saniye. Bu ayette görüyor musun? Şunu bitirelim ya. Bütün dünyaya bir mesajdır. Onun haberlerini bir süre sonra öğreneceksiniz. Şunu bitirelim. Ahmet Bey. Diyor ki bir kısım müfessirlere göre, yani burada müfessirlere ayırmış, diyor ki bu ayette zikredilen karadan maksat deniz ve intaklardan uzak olan yerlerdir. Denizden maksat ise deniz ve su kenarlarında bulunan şehir ve köylerdir. Arkadaşlar söylemek istediği şey üçünün de ve bütün müfessirlerin, Kur'an müfessirlerinin söylediği şey bu. Bu arkadaşımız aldı buradan Rum suresi 41'den çevre kirliliğini ve ozanın kirliliğini, dünyanın kirliliğini, denizin kirliliğini önümüze getiriyor ya. Şuraya bakın ya. Evet. Sen bu hadislere inanıyor musun Yakup kardeşim? Ben Kur'an'a inanmıyorum. Kur'an'da hadis. Yok. Bu hadislere inanıyor musun? Peygamberin parmağıyla ayırdığına inanıyor musun? Ben hadislere inanayım ya. Kurma kütüğüyle okuduğuna inanıyor musun? Hangisine? Hayır kardeşim ben hadise değilim. Hadislere inanıyor musun? Kur'an'a inanmıyorum. İbn Kesir'de, Taberi'de bu tür rivayetler de var. Bunlara inanıyor musun? Tamam, Kur'an da aynısı. İnanmıyorsun değil mi? Lütfen açık söyle. Kur'an da aynısı. Kur'an da aynısı. Lütfen söyler misin? Bu rivayetlere inanıyor musun? Ben Kur'an'ın ne, bu bak, rivayetlere ne Allah'a inanıyorum, ne kitabına inanıyorum. Konuyu çarpıtıyorsun. Bak konuyu çarpıtıyorsun. Ben sana şunu soruyorum güzel kardeşim. Ya ben niye inanayım ona ya? Ben Kur'an'a inanmıyorum. İnanmıyorsun değil mi? Taberi'de geçse de inanmam. Evet. Buhari'de geçse de inanmam. İbn Kesir'de de inanmam diyorsun. Doğru mu? Evet, Kur'an'da da yazsa inanmam. Tutarsızsın işte güzel kardeşim. Tutarsızsın. Niye? İşine gelen rivayeti alıyorsun. İşine gelmedi mi bunların hiçbirine inanmam oluyor. Arkadaşım benim işime bunların gelmez. Hiçbir tanesine inanmazsın değil mi? Benim işime bunların hiçbir tanesine inanmıyorsun.
Bu hadislerin hiçbir tanesine inanmıyorsun değil mi güzel kardeşim? Benim hiçbiri işime gelmez. Ben ayetlerle işim var. Mucize rivayetlerin tamamını bu İbn Kesir'de olsa uydurma, Taberi'de olsa uydurma. Arkadaşım uydurma. Sen diyorsun ki bak Rum suresi 41. ayette çevreyle ilgili diyorsun. Senden başka bir adam göster. Ya bu kadar da şey olmaz yani. Senden başka bir insan göster ki aynı şeyi söylesin. Bu konu hakkında yazılmış kitaplar bile var. Kimdir ya? Kimdir? Yazan söyle. Geçmişte mi? Hayır. Senden başka bu ayeti böyle yorumlayan kim varsa söyle. Ya Caner Tasman'ın kitaplarından arkadaşlar bakabilir. Rum suresi 41. Tabii o kitaplarda vurgulanıyor. Rum suresi 41 senden başka kim söylemiş bunu? Türkiye'nin en iyi felsefecilerinden biridir. Kim o? Caner Tasman. Gel karşıma çık dedim beni engelledi. Gelsin. Valla senin karşına çıkmasını zaten istemem. Yani gereği yok. Gelemez ki. Hatta bak bir hafız gibi. Astronomiyi astronomiyle karıştırdınız. Astronomiyle karıştırdınız. Yani astroloji ile astronomi arasındaki farkı maalesef bilmiyorum. Ya git ya Allah'ın seversen adam var ya bir tartışmada fizikçi ağzına sıçtı kaldırdı attı ya. Bir çift kelimeyle. Hep yalan konuşuyor. Şeyinizi bozmayın. Hayır o şu anlamda söylüyorum. Yani adamı tırs etti. Evren dedi galaksiler de kendi içinde gelişiyor deyince orada ne yaptı? Ben izninizle ayrılıyorum. Bir sonraki tartışma 16'sında savaşla alakalı yerleri konuşacağız. Kabul ediyorum. 16'sında buluşmak üzere ben ayrılıyorum. Hoşçakalın. Oldu güle güle. Güle güle böyle beklemezdim ama böyle çıktı ne yapalım. Bütün herkes aynı çıkıyor. Şimdi değerli insanlar gerçekten ben zannettim ki aklı başında güzel güzel tartışmalar yapacağız diye. Bakınız şimdi şuraya bir bakın arkadaşlar. Bütün internetten bunun videolarını izledim. Kitaplardan ne kadar varsa hepsini yığdım. Dedim ki ayetleri bir bir anlatalım. Ya Rum suresinin 41. ayetini çevre temizliği olarak gösteriyor. Daha bir yığın ayetler var bu şekilde. Anlatacağımız Nisa suresinin 11-12. ayeti kardeşim matematikle ilgili. Niye kaçtın? Söyle ki şunu. Çünkü niye? Biliyor. Bilmediğinden değil. Çünkü Kur'an'da iki kıza ne verileceği belli değil. Yazmıyor. Bir kıza diyor olursa, bir kızı olursa yarısını verin. İki kızdan fazla olursa üçte ikisini verin. Ya iki kız varsa? Bu bir. Bunu bildiği için kaçıyor. İkincisi ne? İkincisi de kadının anne babasına miras yoktur Kur'an'da. Ben bunu ekstra sordum. Kadının anne ve babasına miras yoktur. Söylemiyor çünkü Kur'an'da. Ha anneye babaya dediği zaman ikisini de anlayacaksak o zaman Nisa suresi 11 ve 12 dürbük çöpe at. Hiç hesaba kitabı gelmez. Çünkü 6'da 1 4 tane anne baba sağ olduğu zaman 6'da 4 mirasın çoğu gider. Hepsi gider. Çocuğa bir şey kalmaz. Bundan dolayı biliyor ve bilerek kaçtı. Ve savaş konusunda da aynısını yapacağım. Şimdi kardeşim seni alayım yayına da hadi buyur konuşalım. Ne konuşacağız? Mikrofonun kapalı şu anda. Yapma. Her yayında bunu yapıyorsun. Yakup abi İbrahim abiyle barış. Tamam. Evet. Şimdi saat kaç arkadaşlar? 23. Bir gelmek isteyen arkadaş varsa, değerlendirmek isteyen varsa konuyu tartışmayı ya da bunları biraz sohbet edebiliriz ama dediğim gibi bunlar hep böyle edip yüksel de böyle kaçıyor iç ayetlere gelince. Yoksa bunların matematiğini dinleyeceksin falan. Al Yaşar Kemal'ın 4 cilt şeyini, İnce Mehmet'ini, oradan istediğin hesabı çıkart rakamlarla. Ver bir matematikçiye. Ali Nesin bunu gayet güzel açıkladı. Böyle bir şey olabilir mi? Adam kalkıyor Rum suresi 11. ayeti çevre temizliği olarak kabul ediyor. Yani bir yığın şeyler vardı burada. Soracağımız şeyler var. Ama sorulara yanıt gelmiyor ki. Evrenden bahsediyor. Ya evreni bırak fizikçiler konuşuyor onu. Anlattık Ali Hoca, Ali Polat Bey 3 tane video yaptı bu konuda. Evrenin nasıl oluştuğunu, dünyanın nasıl oluştuğunu anlattı. Canların nasıl oluştuğunu anlatıyoruz. Evren genişliyor demiş. Ya nerede demiş evren genişliyor diye.
Başka çevirilerde yok. Bunlar aslında orijinal çevir. Tabari'nin falan çevirilerinde de orijinallarında yok arkadaşlar. Bizim Türkler bunu çevirirken böyle yapıyorlar. Bizim Türkler çevirirken evreni genişletiyoruz. Hani evreni açıklayanlar işte evren genişliyor sürekli dediler ya. Şimdi bunların yarısı bunu genişlettiler hemen. Zariyat suresi 47'yi aldılar oraya koydular. Zaten yaptıkları şey şu, herhangi bir bilim bir şey çıkarttığı zaman hemen Kur'an'ın başına toplaşıyorlar. Onunla ilgili bir cümle, bir kelime geçsin orada yeter. Ha böyle yap. Tamam. Bunu dayatalım, bunu yapalım. Almancasına bakıyorum ben. Bunu yapmaya gücümüz yeter diyor. Musin kelimesi o anlamda. Sözlük anlamında o. Evrenin genişledi. Evrenden haberi yok ki evreni genişlediğini söylesin. Evreni bilmiyor. Güneşin battığı yere vardığı zaman diyor. Güneşin doğduğu yere vardığı zaman diyor. Güneşin doğduğu yere varabilen varsa gitsin baksın açtı şey yapsın. Deney yapsın. Dünyanın yuvarlak olduğundan haber olmadığı için güneşin battığı yer diyor, doğduğu yer diyor. Ve yine İbrahim suresinde aynen şunu söylüyor. Tartışırken İbrahim söylüyor ya. Ne diyor? Sizin tanrılarınız diyor hadi diyor bir göreyim. Güneşi diyor batıdan getirsin de göreyim. Allah diyor güneşi doğudan getiriyor diyor. Ya böyle bir mantık olur mu arkadaşlar? Bu çağda. Çünkü güneşin ne nasıl hareket ettiğini, dünyanın nasıl hareket ettiğini biliyoruz artık. Bize açıklamışlar. Güneş doğudan gelip batıdan çekip gitmiyor. Güneşin hiç doğmadığı yerler var. Ayların sayısı 12 diyor. Dünya kuruldu kurulalı. Yok öyle bir şey. Dünya oluştuğunda ay dünyadan kopuyor, oluşuyor. O oluştuğunda 1750 sene, 1800 gün. Ve bu 58 ay eder. Gittikçe azalıyor, gittikçe azalıyor ve bugün de 365.06. Yarın 366 olacak. Yarın dediğim yani yıllar sonra 366 gün olacak bir yıl. Daha sonra 370 gün olacak. O zaman ne yapacaksınız? Hangi ayetleri sayacaksınız, kaldıracaksınız? Kur'an'dan başkasını kabul etmem. Hadi kardeşim şunu bu şeyi anlat bize. Yasin suresinde ne diyor? 3 tane peygamber nasıl bilmezsin? Hangi şehre gitmiş? Bilmem diyor. Zülkayren kim? Bilmem. Daha soracağız. Ebu Leheb kim? Bilmeyecek. Havva kim? Bilmeyecek. Evrende milyarlarca yıldızların olduğu bir oluşumun içerisinde yahu kum tanesi kadar küçücük olan dünyaya yer denir mi arkadaşlar? Yani Tanrı yer der mi? Göklerin yeri olur mu? Bu mümkün mü? Benim bak orada link yazıyor. Tıkla gir. Girmek istiyorsan. Bak yukarıda yazıyor link. Biraz da sizin sorulara bakayım arkadaşlar. Evet. Maalesef sakin ve güzel bir tartışma yapamıyoruz. Çünkü ayeti koyduğun zaman adamlar zığarıyor. Ayet göstermeyeceksin bunlara. Bunlar konuşacaklar, anlatacaklar. Şimdi arkadaşlar bak bunların hastalıkları. Nisa suresi 11-12. Mümin suresi 14. Ondan sonra Tarık suresi 7. Ondan sonra Fusilet suresi 8-9-10-11. Bunlar hastalıklı ayetler. Yani ne günümüze uyuyor, ne bilime uyuyor, ne yaratılış ayetleri. Keza öyle. Hepsi kıvırırlar bunu gördüğün zaman. Yecüc Mecüc toplumu gelecek diyor. Peygamber Yecüc Mecüc'e Türk diyor. Türkler oraya hapsetmişler köye. Ben oraya gelecektim. Kaçtı gitti. Söylemiyor ki. İki dağ arasını demirle kaynatıyor. Zülkarneyn. Oraya diyor artık diyor. Oradan onlar çıkamazlar. Siz de diyor rahat rahat yaşarsınız. Neresidir orası ya?
Dünya karış karış keşfedildi. El değmedik, ayak basmadık yer yok dünyada. Her tarafı biliyor insanlar. Nerede bu yer? Zülkarneyn'in demir kütlesini erittiği yer. Bir arkadaş daha şurada söylüyor bak. Bunlar kaçamaktır arkadaşlar. Arkadaş diyor ki Yakup Deniz Beyefendi, Mustafa Özel, Kur'an matematik fizik kitabı. Biz Kur'an'a matematik fizik kitabı demiyoruz. Kur'an matematik koyuyor orada. Nisa suresi 11-12'de matematiği kullanıyor. Diyor ki anneye 6'da 1 ver diyor. Bu matematik. Matematik bu. 6'da 1 ver anneye. Babaya 6'da 1 ver. Kızlar 3'ten fazlaysa 3'te 2'sini ver. Sen de diyorsa 4'te 1'ini al. Bunlar matematik. Biz Kur'an matematik cebir sormuyoruz ki Kur'an'a. Ne yönü? Yanlış işte. Verdiği oranlar yanlış. Paylaşılmıyor. Onun için kolay rakam veriyorum. 120 bin lirayı paylaştır şu dediklerime diyorum. İman edeyim ya. Bunu savunmak için yani bu matematiği de mi körleyelim? Yani onu da masraf alt edelim. Hadi öbürlerini uyduruyorsunuz. Anne karnındaki çocuğun gelişimini anlatıyor. Yazdım buraya tek tek. Ayetleri yazdım ve gittim hüsü hüsü Almanya'da doğum evine gittim. Çocukların her günkü gelişimini ne zaman belirir? Sperm vajinanın içerisinde ne kadar durur? Ne zaman tomurcuk haline gelir? Ne zaman insan haline gelir? Saat saat aldım. Kur'an'da ne diyor? Sperm diyor 9-10 gün sonra neyse ya 40 gün diyor 40 gün. Gezer dolaşır diyor. Muhammed öyle söylüyor peygamber. Kadının vücudunda gezer dolaşır 40 gün sonra toplar. Ondan sonra diyor şey olur. Bir 40 gün daha geçer diyor. Alak olur. O bir 40 gün daha geçer diyor. Bir çiğnemlik et olur, mutka olur. Ondan sonra diyor, biz ona kemiğe çeviririz. Daha sonra diyor kemiklere et giydiririz. Müminin suresi 14, Haç suresi 5. Yanlış. Buna inat etmenin, bunu savunmanın gereği yok. Defalarca söylüyoruz. Lokman suresi 34 önceleri gösteriyorlar. Şimdi onu da kıvırıyorlar. Allah öyle demiyor. Ben de bilirim demiyor. Ben de bilirim diyor diyor. Peygamber öyle söylüyor. Yecüc Mecüc Türk milleti yani Türklere söylüyorlar. O kadar haşere görüyorlar ki onlar gelecek. O Yecüc Mecüc çıkacak. Bütün insanları bilmem şey yapacaklar. Telef edecekler işte. İsa gelecek onları öldürecek falan. İnanç bu. O ayetteki de işte Zülkarneyn'i bilmiyorum diyor. Ya bilmiyorsan ne geziyor şeyde? Kur'an'da ne geziyor? Anlatıyor. Toplumu anlatıyor. Ona diyor görev verdi. Kimdir o? Nedir? Peygamber midir? Gittiği batı neresi? Güneşin battığı yer neresi? Doğduğu yer neresidir? Ya bu kadar saçmalık olamaz arkadaşlar ya. Kendimi yiyeceğim ya. Nasıl iman ediyorlar? Nasıl anlatıyorlar? Nasıl yapıyorlar bu işleri? Anlamıyorum ki. Başka. Yasin suresi. Oradan bir adam geldi diyor. Kimdir o ya? İki peygamber gönderdik. Destek için bir peygamber daha gönderdik diyor. Ya yetmiyor mu? Bir tane gönderdin. Kimin gücü yetebilir ya? Eğer sen arkasındaysan, peygamberin arkasındaysan kimin gücü yetebilir ya? Medine'den niye kaçırdın Muhammed'i? Madem ki sen her şeye gücün yetiyor, evreni yaratmışsın. Muhammed'i koruyamıyorsun, kaçırıyorsun. Peygamberleri koruyamıyorsun, kaçırıyorsun. Hatta öldürdü diyor. Bazılarını öldürdüler diyor. Bazı peygamberleri öldürdüler diyor. Arkasında da diyor ki ben olmadan kimse ölmez. Ben müsaade etmeden. Ölüm benim şeyimdedir. Yazdım onu diyor. Ah, ah. İşte. Ama sizler şey yapacaksınız arkadaşlar. Yani sizler mukayese edeceksiniz kafanızda. Ben istedim ki konuşsun. Gerçekten istedim ki konuşsun. Bakın
35 dakika, 40 dakika hiç seslenmedim. 40 dakika. İki ayet açtık, adam zırardı. Hemen video çekmeye başladı. Çek, istediğin kadar video çek. Sen Rum suresinin 41. ayetini çevre koruma olarak anlatırsan, yani çevre kirliliği olarak anlarsan, Şaban da burada ya. Şaban, peygamberim, bu 41. ayet çevre kirliliğiyle ilgili mi? Sen bilirsin. Şaban Gül. Habibim. Canata diyor, matematikten 19'u kaldır. Ya 19. Şimdi arkadaşlar, onun örneğini verdim. Bakın, Allah niye şifre koysun ya? Kur'an'a niye şifre koysun? Bir arkadaş geldi. İyi. Abi merhaba, ben Vukovi, ben Modun. Biliyor musun beni? Merhaba, biliyorum. Hoş abi geldin. Şimdi şöyle bir şey var. Sen yukarıda link bırakmışsın abi. Troller oradan giriyor. Girsinler, buradan ben kısılamayınca giremezler. Abi şimdi Cyrus abi falan da suçluyu ben bulmuş. Yani ben yapıyorum zannetmiş. Yani o yanlış anlaşılma olmasın. Ben senin modunum burada. Hakaret eden insanları banlıyorum. Yani bayağı oldu konuğumuza sana hakaret edenler. Yani banladım hep. Yani yanlış anlaşılma olmasın. Yayını da izledim yani. Ve bayağı abi chatte çok sıkıntılı insanlar vardı. Gerek bizim, gerek onların. Ben chat'e bakamadım. Yani onları abi postaladık ama sıkıntı şu ki mesela biz YouTube'da bir yorum silince gene burada gözüküyor. O yüzden izleyicimizin morali bozulmuş olabilir. Mesela StreamYard'ın chatinden gözüküyor küfürler. Çok ağır küfürler vardı anasına avradına falan. Yani bizim kitleye şunu söylemek istiyorum. Yani yakışmadı yani. Bize yakışmadı. Onu söyleyeyim. Link falan yok diyor Şaban Gül. Nasıl yok? Nasıl girdin kitleye? Abi kitle? Sen şöyle girdim ben. Dakikayı geriye aldım. Sen orada hani bize video izleteceksin diye link vermişsin yukarıda. Ben yok. İzleyici alacaktık sonunda. Konuşmamız öyle. Benimle irtibat olmayan arkadaşlar ancak o şekilde girebilirdi yayına. Onun için orada bıraktım yukarıda. Şu andan itibaren de kaldırıyorum. Evet. Tamam abi, ben yayını izledim. Yayın çok güzeldi. Sana da teşekkür ediyorum. Bu troll dedi. Yani bu ciddi alma abi bunlar. Sen yani bunların eline koz veriyorsun. Şimdi 1000 kişi yayını trolledi. Yani 1000 kişilik yayını trolledi adam. Yok. Yayın iyi. Fena değil. Kaçtı gitti adam. Ne yapacak yani? Geçen de bir adam vardı. Geek TV Plan introsu falan girmişti. İbrahim abi anlatıyordu. Gülmekten öldüm falan diye. Yani bu tür olaylar olmasa arkadaşlar, trollemeyin yani, birbirimizi trollemeyelim. Yani benden de bilmeyin. Yani ben eskiden yapıyordum da, bir iki sene önce olan olaylar yani. Benden bir şey bulmayın. Evet değerli insanlar. Tamam, seni alıyorum ben. Sorusu olan varsa, aslında sorusu olanları da alacaktık. O kendi görüşlerini koyacaktı. Ben de buradan ayetleri koyacaktım. Sonra sorusu olan arkadaşlar gelip soracaklardı bana veya arkadaşa. Maalesef olmadı. Ne yapalım? Bunlar da böyle işte. Böyle idare edeceğiz. Yayına katılma linkini bulamadım. Ya yukarıdaydı benim. Nasıl yok? Geldin ya işte. Başka kimler var bizim arkadaşlardan? Şöyle bir bakayım da kapatalım. Yani bu kadar çalıştık. Boşa çalıştık demek ki. Neyse. Bırakalım şöyle. Belki başka biri gelir, lazım olur. Ya biz kendi kaynaklarından görüşüyoruz. Veriyoruz. Şimdi o şeyde öyle keza. Ben 4-5 tane şeyden, müfessirin şeyinden aldım. Yani diğer diyanetinde aldım, öbürlerinde aldım, hepsini aldım hemen hemen. Hiçbir tane çevre kirliliğiyle ilgili olduğunu söylemiyor ayeti. Önemli değil diyor. İbn Abbas söylemiş diyoruz, önemli değil diyor. Kütüğün ağladığına inanır mısın diyor. Kütüğün ağladığına inanmıyorsun da ayın parçalandığına nasıl inanıyorsun peki? Musa'nın denizi yardığına nasıl inanıyorsun? Denizi yardı diyor. Nasıl inanıyorsun ona?
Bu mümkün mü yani? Olabilir mi? Telefon numaranı verirsen müsait bir zamanda Mehmet Sadullah Sağlam. Evet, tamam siz Messenger'dan yazın bana. Messenger'dan görüşelim. Mehmet Sadullah Sağlam. Siz akraba mısınız şeyle? Ahmet Sağlam'la. Varsa bölen 120 bin lirayı Kur'an'daki verilere göre bölsün getirsin. Secde edeceğim diyorum yani, iman edeceğim. O şimdi gider çalışsın gelsin biraz. Şeye kadar gider. Mecbur bakacak. Hadislere bakacak. Ömer'e kadar gidecek. Ömer düzeltiyor bunu. Yanlışlık oluyor. O zaman da yanlışlık oluyor. Paylaştıramıyorlar. Ömer avliye ve reddiye sistemini getiriyor. Avliye ve reddiye sistemine göre çözüyorlar bu şeyi. Miras olayını. Yoksa çözülmesi mümkün değil. Mako Jacko diyor. Diyor ki ne başka diyor şeylerle de ben hepsini eleştirdim kardeş. Hiç fark etmiyor. Şimdi Tevrat'ta Nuh'u anlatıyor. Dünyayı su bastığını anlatıyor. Ve insanların Nuh'un gemisine geldiğini ve Ararat Dağı'na oturduğunu söylüyor. Bilim insanları diyor ki bu olanaksız. Böyle bir şey olmaz. İşte Tevrat çöp. Tanrı hata yapar mı? Mesela Tanrı'yı düşündüğünüz zaman bu evreni yaratabilecek güçte olan bir Tanrı ufacık kitapta insanlara bir şeyler yazarken hata yapar mı? Hatalı bilgi. Böyle bir şey yok. Bütün dünyadaki atmosferdeki ve kutuplardaki buzulları dahi eritseniz, yer altındaki suları da çıkarsanız, dünyanın üzerine koyursanız yine olmuyor. Yani mevcut su ile o Nuh tufanı yaşanmayacak kadar açık ve net. Bunu kafanıza koyun. Nuh olayı efsane olunca, gerçeklik payı olmayınca, İbrahim olayı efsane olunca, gerçeklik payı olmayınca ne oluyor? Bu gökten indiği sanılan kitaplar İnsan yazması olduğu açığa çıkıyor. İnsan ürünü. İçindeki bilgiler de o dönemin bilgileri. Anlatılan bilgiler. Bu kadar basit. Çok basit. Daha şeyi soracaktık. Yusuf Peygamber'i soracaktık. Yusuf Peygamber soruyorum. Kur'an'dan bana anlatsın. Nereye peygamber olmuş? Hangi kavme peygamber olmuş? Anlatıyor. Yusuf suresi var. Onu bilmeye gerek yok. Zülkarneyn'i bilmeye gerek yok. İşte Yasin suresinin bilmem 13. ayetinden 18. ayetine kadar 20. ayetine kadar anlatıyor bir 3 tane peygamber arası. Onları bilmeye gerek yok. Ne kaldı? Bu şeyleri bilmeye gerek yok. O Elif, Lam, Mim bunları da bilmeye gerek yok. Neyi bileceğiz o zaman? Ne var? Kur'an'da bileceğimiz şey ne o zaman? Bilemeyeceğimiz şeyleri, anlayamayacağımız şeyleri neye yazdı, gönderdi? Diye soranlar insana yani. Edip Bey'le 3 sefer tartıştık. Polat Çelik. 3 sefer. Edip de bunun gibi kızı yok açıyor gidiyor. Bana müsaade ediyor. Gelsin. Ayetler burada. Kur'an ortada. Hesap kitap ortada. Bu anlattıklarımız şimdi bu tartışmalar duyulmuyor mu? Duyuluyor.
reddiye yapan ilahiyatçılar var, profesörler var. Yazsınlar, paylaşsınlar kardeşim. Nisan suresi 11-12 açıklasınlar. Açıklasınlar da görelim. Şu ayet açıyoruz. Onu anlamıyorum. Bu ayet açsa bunu da anlamam. Bu ayet onu da açamam. Anlamam falan. Adam getirmiş bize matematik hesabı, 19 hesabı yapıyor. Ya içinde ne yazıyor? Biz onu bir görelim. İçindeki yazılana bir bakalım. Beni ilgilendiriyor mu, ilgilendirmiyor mu? Topluma hitap ediyor mu, etmiyor mu? Topluma yön veriyor mu, vermiyor mu? Maalesef tartışamıyoruz işte. Gelmiyorlar, olmuyor. Gelen de böyle ben bu işi anlamam, ben bu işi bilmem falan. Herkes hatalı, ben doğruyum. Bu da bir hastalık yani. Bu da bir hastalık. Sana niye güveneyim o zaman? Şimdi Rum suresinin 41. ayetini sen çevre temizliği olarak algılarsan diğer başka hiç kimse yok. O zaman sana nasıl güveneceğiz, inanacağız değil mi? Maalesef. Evet arkadaşlar. Şimdi savaşları tartışacağız. Şimdi vereceğimiz ayetleri yine kabul etmeyecek. Orada bir ayet var mesela, ona bakacak. Siz savunma savaş. Yani size saldırmayan olursa saldırmayın. Öbürlerini ne yapacağız? Bulduğunuz yerde öldürün. Ayetini ne yapacağız? Vurun boyunlarının üzerine. Ayetini ne yapacağız? Onların bir kısmını öldürüyordunuz, bir kısmını esir alıyordunuz. Ayetini ne yapacağız? Savaşmaya en yakınınızdan başlayın. Ayetini ne yapacağız? Orada da aynı sorun çıkacak. Ya adam şunu söylüyor yani. Ben diyor meal yaptım, hala çıkmadı kitabım diyor. Sen meal yaptıysan arkadaş, Nisa suresi 11-12 meal etmişindir. Onu bir anlat. Havayı bana bul Kur'an'dan. Havayı bul. Adem'in karısından bahsediyor. İsmi yok, cismi yok. Ebu Leheb'den bahsediyor. Kim? Anlat bana. Kur'an'dan anlat. Zülkarneyn'den bahsediyor. Anlat. Değil mi? Olmaz böyle. Evet arkadaşlar, esen kalın. Şu anda hala 1000 kişi var. Reklam kuvvetli yapılmış demektir. İslamcı geliyor diye. Ya bilim insanı geliyor, toplanmıyorsunuz arkadaşlar. Böyle İslamcılarla tartışmaya açıldığı zaman Yakup Bey, Şaban Gül bir şey yazmış. El kitabı öğrenmeden gitti ya. Muhatabının kim olduğunu öğrenmeden hava civa ile uğraşmayı bırakın. Ne yapalım şimdi? Sen ilan ettin kendin. Bir sayfa aç, gelelim oraya Şaban Gül. Anlat, el kitabı anlat. Bir şeyini izledim senin Şaban Gül. Bayraktaroğlu'na bir telefon ediyor Şaban Gül. Ne diyorsun dedi o. Anlatıyor bu tabii. Şimdi bir kızdan mı telefonu kapat. Yanında olsa belki dövecekti. Bayraktar yanıt vermiyor. Soru soruyor Şaban Gül. Kızdı sonunda. Ondan sonra kim? Bir başkalarına gene telefon açıp soruyor yani. Böyle
peygamberi anlatıyor. İşte Muhammed'den bahsetmiyor Kur'an'da diyor. Onlar da fıttırıyor öyle deyince. Esen kalın değerli insanlar. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Başka kaynaklara bakalım. Yani böyle sakince tartışabilecek bu matematikçiler falan şey vermiyor yani. Gelip Kur'an ayetini savunacak. Sorularımıza yanıt verecek yani. Esen kalın. Hoşça kalın. Tayyip'in ve İslam'ın şerrinden uzak dur arkadaşlar.